İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemde birlikteyiz. Bu gece öteki gündemde Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen bazı şahsiyetleri, varlıkları ve olayları konuşacağız. Diğer alemlerin varlıkları hangileri? Hz. Hızır Kur'an'da nasıl anlatılmakta? Lokman aleyhisselam ölümsüzlük sırrını biliyor muydu? Melek ve şeytan nasıl ve neden yaratıldılar? Kıyamet habercisi olarak bahsedilen Yecüc ve Mecüc Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor ve daha pek çok merak edilen soru bu gece ötek gündemde tabii ki cevabını bulacak. Konuğum kim? Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Okuyan bu gece ötek gündemde stüdyo konuğum. Hocam hoş geldiniz. Şükür Safalar ederim. getirdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Pekala. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben sorayım. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Nasıl gözüküyorum? Allah iyiliği, afiyet versin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür hamdolsun. Hakkı hayrı söyleme adına işte akşam yatarken Z raporunu alınca bugün ne yaptık diye. Ee, iyi şeyler yaptıysak mutlu oluyoruz. Allahu Teala bizi hayır yolunda istikametten ayırmasın. Sizi de inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok bu güzel dualarınız için. Hayır temennileriniz için. Efendim şimdi bu gece biz Kur'an-ı Kerim'de <laughs> ismi zikredilen bazı varlıkları konuşacağız. Sırlı gizemli anlamlara da değineceğiz. Melekleri, cinleri, şeytanı, Yecüc Mecüc, Dabbetül Arz ve Hızır Aleyhisselam, e, Lokman Aleyhisselam ve benzeri ve benzeri merak edilen, sizlerin de çok merak ettiği konulara değineceğiz. Tabii ki sizlerin de sorularını bekliyoruz. Zira sizin de bu konular, bu konu başlıklarıyla ilgili eminim çok fazla merak ettikleriniz var. Aynı zamanda etiket olarak gerçek şu ki diyoruz. Hemen başlayalım. Parmaklarınız çalışmaya başlasın. Bizlere Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden gerçek şu ki etiketiyle sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ve hatta şunu da söyleyeyim teaser'a geçmeden önce. Hızır Aleyhisselam konuşarak başlayacağız. Sorularınızı bekliyoruz. Hemen başlıyoruz. Günden başlıyor. Konuğumuz Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Okuyan. Kur'an'da bahsi geçen sırlı varlıkları konuşacağız bu gece. Hocam siz bana ne dediniz tam teaser dönüşü? Yani Kur'an'da ne tür yaratıklardan söz ediliyor hmm. diye önce bir Genel yaratılış bir üzerinden. Çünkü ben e, şimdi şöyle bir programı sıkı takip edenler bilir. Ben böyle nokta atışı yapıp böyle hızlı hızlı geçmeyi çok seviyorum. Mehmet Hoca da böyle açı açı biraz yaya yaya anlatmayı çok seviyor. Pekala öyle yazın. E, oradan başlayalım. Ben sizi hiçbir zaman kırmam biliyorsunuz. Teşekkür ederim. E, şöyle bir genel bir soru sorayım o zaman. Sizin Hı -hı. şu an anladığım ölçüde. Çünkü ben Hızır Aleyhisselam'la başlayacaktım. Lokman Aleyhisselam'la Yecüc Mecüc bu şekilde evet. devam etmeyi düşünüyordum akışımda. Ancak siz diyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de bu bahsettiğimiz, bahsi geçen sırlı varlık neler? Ne takım işte varlıklardan bahsedilmekte? Bu soruyu sorayım. Buyurun hocam. Evet. Bir geniş bir giriş yapalım. Bir altyapı oluşturalım. Hı. Sonra özel inelim. Buyurun. Şimdi Kur'an-ı Kerim Hı. ve yaratıklar. Yaratıklar deyince böyle çok sıra dışılık üzerinden ille meseleyi şekillendirmek gerekmiyor. Ben bu konuyu şöyle ayakları yere basabilecek şekilde kardeşlerime aktarabilme adına önce Cenab-ı Hakk'ın yaratma sıfatından bazı başlıklar sunmak istiyorum. Ee, allah Teala nasıl, nasıl bir yaratıcıdır? Hı hı. Şimdi bizde var etmek anlamı söz konusu olduğunda herkesin aklına yoktan var etmek geliyor ama Kur'an-ı Kerim'de bu hep böyle değil. Yoktan var etme var, vardan var etme var, vardan dönüştürme var. Bir şeyi zıddından yaratma var. iki zıddı yan yana getirip ikisine zıt üçüncü bir varlığı yaratma var vesaire. Birden çok yaratma e, sıfatıyla yüz yüzeyiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın yaratma sıfatıyla alakalı hallak diye bir kelime kullanıyor. Hallak sıfatını kullanıyor. Hallak hem çok yaratan demektir. Hem sürekli yaratan demektir. Hem her çeşit yaratan demektir. Yani Allahü Teala yaratıcılık <laughs> sıfatını tek düze bir eyleme indirgemiş değildir. Birden çok yaratma türü var ve birden çok hatta sayısız yaratıkları var. Bunları ana kategoride şimdi değerlendirmek istiyorum. <laughs> Giriş itibariyle şunu söyleyeyim ki Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimeler var. Allah'a nispet edilirler ve onlar yoktan var etmek manasına gelir. Bunlardan bir tanesi mesela beda kelimesidir. bedi semavati vel ard gökleri ve yerin yoktan var edicisi demektir. Mesela fâtırus semavati vel ard ifadeleri var. Bu da göklerin yerin yoktan yaratıcısı anlamına geliyor. Yoktan var etmek diye Allah'a nispet edilen fiiller var. Ama vardan yaratmak da var. Bir şeyi bir şeyden yaratmak. Bunun için Kur'an-ı Kerim daha çok halaka fiilini kullanır. Halaka, halk etmek, bir şeyden bir şeyi yaratmak. Allah'a nispet edilirse bu demektir ama bu halaka kelimesi kullara da nispet edilebilir. Mesela ahsenül halikiyin der allah Teala. Kendisi için halk edenlerin en güzeli en güzeli demek başkaları da vardan var edebilir. Bu insanlara da nispet edilebilen bir sıfattır. Fakat yoktan var etmek Allah'tan başkasına nispet edilemez. Yani bediye sıfatı başkası için kullanılamaz. Fatır sıfatı da öyle. Başkası için kullanılamaz. Bir de dönüştürme manasına gelen kelimeler var. Mesela ceale kelimesi olanı bir başka başka şekle dönüştürmek. Böyle fiillerden kaynaklı Allahü Teala'nın gücünü, kudretini sembolize eden ifadeler var. Peki Allah bu sıfatlarıyla mesela ne tür varlıklar yaratmış? 5-6 <laughs> madde olarak bunları özetlemek istiyorum. Bir, demiş ki e, şeyde Zariyat Suresinin 49. ayetinde demiş ki وَمِنْ كُلِّ şeyin خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ biz her şeyden iki çift yarattık. Bir, bir konu başlığı bu şimdi. Her şeyden çift yaratmak. Bu artık bildiğimiz çift türlerinden bilemediklerimize varıncaya kadar. Bunun ucu açık. Yasin suresinin 36. ayeti bunu bize öğretir. Der ki orada Allahu Teala Sübhanellezi halakal ezvace küllaha. Bütün çiftleri yaratan Allah eksikliklerden münezzehtir. Hangi çiftler? Mimmatun bitul ardu. Toprağın bitirmekte olduğu çiftler. Bu bir işte tohumun toprakla, suyun tohumla, suyun toprakla buluşması anlamında bir çift oluşturmak. Ve min enfuzihim insanların çiftleri kadın erkek böyledir her insan. Bir de ve min ma la yalemun eder. Henüz bilemedikleri bilemeyecekleri yani yakın bir zamanda bilemeyecekleri türlerden de Allahü Teala çiftler yaratıyor. Demek ki Allah'ın çift yaratma, her şeyi zıddıyla yaratma sıfatı var. Bu iki Kur'an ayetiyle bize öğretiliyor. Zariyat suresi 49, Yasin suresinin 36. ayeti. Ayrıca Rabbimizin neyi var? Rabbimiz Üç boyutlu varlık olarak insanı yaratır, nesneleri yaratır bildiğimiz manada. E, somut şeyleri yaratır. Ama onun bu anlamda yaratması bunlardan ibaret değildir. Mesela ateşten, dumansız ateşten yarattığı cinler bir başka yaratık türüdür. Bu ikinci bir yaratıktır. Ayrıca melekler, bu Kur'an'da geçmiyor nereden yaratıldıkları, rivayetlerden öğreniyoruz, e, şeyden geçiyor, ee, rivayetlerde nurdan, ışıktan yaratıldığı kabul ediliyor. Bakın bu sorumlu üç varlık, üçünün de mahiyeti farklı. Bunlar Allah'ın hallak sıfatının gereğidir. Yani çok çeşitli yaratabilen demektir. Tek olan Allah'tır, geri kalan her şey çifttir. Fecir suresinde öyle geçer. Ve şef'i vel vetri. Şef çift demektir. Vetri tek demektir. Kendisi tektir. Geri kalan her şeyi zıddıyla yaratmıştır. Bunu bir hususiyet olarak ifade etmek istiyorum. Bir şey daha söylemek ihtiyacındayım. Nahl suresinin 8. ayetinde Rabbimiz yaratmaya devam ettiğini söylüyor. Ve yaklu ma la Sizin bilemeyeceğiniz şeyleri o yaratıyor. Yani yaratma devam ediyor. Rahman suresi 29. ayette de diyor ki külle yevmin huve fi şe'nin Allah her gün yeni bir şe'ndedir. Yeni bir önemli olay yaratmaktadır. Yani Allah her an bir şandadır derler. Bizde böyle yerleşik bir söz vardır. Allahü Teala her an bir şandadır. Yani yaratma sıfatı devam ediyor. Yaratıcılık özelliği devam ediyor. Bu neyi cevaplıyor? Kitap mukaddesin başında yazılı olan bir hususu cevaplıyor. O husus Allah kainatı altı günde yarattı. Yedinci günde istirahata çekildi, yoruldu anlamında. Böyle bir kabul var. Bu kabulü Kur'an bu ayetiyle reddediyor. Allahü Teala yorulmaz çünkü yaratmaya devam ediyor. Nahil suresinin sekizinci ayeti. Başka yaratma sistemleri de var Rabbimizin. İki surede zerre miskal diye ifade kullanıyor. Zerre miskal. Bunlardan bir tanesi Yunus suresinin 61. ayeti, bir diğeri de Sebe suresinin 3. ayeti. Her iki ayette de diyor ki: "Mim miskali zerretin." Miskali zerre. Bu miskali zerre o gün Arapların bildiği en küçük varlık demektir. Zerre miskal demek yani en küçük. Hatta bunun ne olduğunu ifade bağlamında derlermiş ki demişler ki eski alimler yani güneşi güneş evin içerisini aydınlattığı zaman camda böyle bir toz böyle e, belirginleşir. İşte zerre mesela odur demişler. Doğrudur o gün bilinen haliyle zerre belki odur ama artık biliyoruz ki zerre mikro alemin her türlü varlığıdır yani atom ve atom altı ne kadar varlık varsa bu zerre miskal dediği ifade onların hepsini içerir evet. Kur'an onları da bir mahluk olarak ve Allahü Teala'nın ee, yani gücünün, kuvvetinin, kudretinin bir göstergesi olarak kullanıyor. Şimdi bununla alakalı çok enteresan başka bir şey daha söylüyor. Nerede? Hicr suresinde diyor ki 20. ayette yeryüzünü döşediğini anlatıyor Allahu Teala. Ondan sonra diyor ki ve cealna leküm fiha Yeryüzünde sizin için çeşitli efendim geçimlikler yarattık ve men lestum lehu yine sizin rızık vermediğiniz şeyler için yeryüzünde efendim e, yani bir alan yarattık diyor. Bizim insan olarak bizim ilgilenemediğimiz, bizim beslemediğimiz kimseler, varlıklar var. Şimdi men diye bir edat kullanıyor. Bu men edatı Arapçada canlı, akıllı varlıklar için kullanılıyor. Bunları siz beslemiyorsunuz diyor. Siz siz vermiyorsunuz bunların rızıklarını da Allah veriyor. Dolayısıyla biz yeryüzünün sadece bize ait bir mekan olduğunu değil, başka varlıklarla da burayı paylaşmakta olduğumuz bilincini veriyor. Bu alemin tek ve vazgeçilmez yaratıkları siz değilsiniz düşüncesini veriyor. Şimdi bu men edatından hareketle başka başka açılımlar da ee, önümüze geliyor. Ne geliyor? Göklerde ve yerde, göklerde ve yerde böyle akıllı, akıllı canlılardan söz ediyor. Heh i̇şte mesela uzaylılarla ilgili işaret ettiği Şimdi, ayetlerden biri evet, olabilir mi? Diyebiliriz. Diyebiliriz. Şimdi yani bununla... siz mesela uzaylıların olmasının ya da dünya dışı akıllı varlıkların olmasının e, dinle çelişmeyeceğini tabii, mi savunuyorsunuz? Tabii tabii. Hiç öyle bir şeyim yok. Çünkü ayet, ayetler elbette indirildiği dönem ve o yakın dönem itibariyle bu tür bilgiler söz konusu olmadığı için böyle yorumlanmamış. Ama metin bize şunları zorlayarak ifade ediyor. Mesela ne diyor? Bakın Rahman suresinde diyor ki يَسْأَلُهُ yes men فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde kim varsa men edatı bu canlı ruhlu varlıklar için kullanılıyor. Kim varsa Allah'ı sorar ondan ister. Yerde bunların kim olduğunu biliyoruz. insanlar ve cinler. Peki göktekiler kim? Demişler ki bunlar meleklerdir. Bu bir yorumdur. Ancak göklerde bulunan canlı ve ruhlu varlıkların meleklerden ibaret olduğunu bize özellikle söyleyecek herhangi bir metin verisi yok. Hmm. İlla meleklerdir sadece böyle deyip kestirip atamayız. Orası biraz açık. Evet yani açık. Doldurulabilir. Evet. Şimdi bir ayet daha okuyorum bakın. Nahil suresinin 49. ayeti. Hı hı. Diyor ki orada Allahu Teala Velillahi Allah içindir yeshudu ma'fis semavati yani Allah için secde eder ma'fis semavati ve ma'fil ardi göklerde ve yerde bulunanlar burada ma edatını kullanıyor. Bu ma edatı insanları da içeren bir edattır. Bu ma da bunun kapsamında sadece insanlar, cinler, melekler yok. Diğer varlıklar da var. Diğer mahlukat da var manın içerisinde. Fakat enteresan göklerde ve yerdekiler Allah'ı secde ederler. Ne bu secde edenler nelerden oluşuyor? Min daabetin. Dabe, dabe, debelenen canlı demektir. Hı hı. Yani düp düp adım atan canlıya dabe derler. Dolayısıyla bunlardan göklerde ve yerde var. Diyor ki bazıları maksat meleklerdir. Göktekilerin, göklerdekilerden kasıt meleklerdir. Hayır melekler değil çünkü melekler burada bir daha geliyor zaten. Ve lillahi yescudu ma semavati ve mafil fil ardı min dabetin vel melaiketu ve hum la Melekler de hiçbir şekilde kibir göstermeden Allah'a secde ederler diyor. Ya bir takım şu anda mesela açıklayamadığımız ya da ismini koyamadığımız varlıkları aslında işaret ediyor. Ediyor. Kerim. Şimdi bir ayet daha okuyorum bakın. Yine bu defa Rahat suresinin 15. ayeti diyor ki orada orada ma edatını kullanıyordu. Burada doğrudan canlı ve ruhlu varlık anlamında men edatını kullanıyor. Velillahi yescüdü. <laughs> Allah'a secde eder. Men fis vel ardı. Göklerde ve yerde kim varsa. Men. Bu işte sadece melekler deyip kestirip atıyorlar. Hayır. Ona, bizi ona zorlayan herhangi bir sebep yok. Başka varlıklarda bu noktada söz konusu olabilirler. Buna Kur'an'ın herhangi bir rezervi yoktur. Biz şimdi kalkıp da filanca yerde şu vardır, falanca yerde bu vardır demek durumunda değiliz. Ancak gün gelir, bunu insanoğlu eğer keşfeder ise hatta gitsin keşfetsin de. Gitsin, arasın, bulsun, bilimsel araştırmalar yapsın, astronomiyle ilgilensin, astrolojiyle ilgilenecek yerde astronomiyle ilgilensin. Gitsin başka gezegenlerde hayat var mıdır, oralarda canlı varlıklar var mıdır, yok mudur? Bunlar üzerinden araştırma yapmak, en azından şu üç ayetin bizden istediği, işareten dahi olsa bizden istediği bir hakikatın izini sürme anlamında son derece haysiyetli bir iş yapmış oluruz. Şimdi bakın. Gene bu göklerde ve yerdekiler ifadesi bağlamında e Neml suresinin 65. ayeti var. Kullahu ya'lemu men fi semavati vel ardı el gaybe illallah. Göklerde ve yerde canlı ve ruhlu olan varlıklar Allah'tan başka hiçbir tanesi gaybi bilemez. Oradaki ifade de yani göklerde dediğimiz yüceler aleminde farklı canlıların ve ruh taşıyan varlıkların bulunabileceğine dair işaret içerirler. Bunlar işaret doğrudan bilgidir deyip de o zaman doğrudan bilgi olunca ispat etmek lazım. Şudur budur demek lazım. Bunu da bilim insanları ispat edecek yani. Bunu benim yapma imkanım yok. Kur'an insanlara böyle yol gösterir, rota çizer. O yoldan, o rotadan herkes kendisi gidip yürüyecek işte. Bilimsel araştırmaları yapmayı bize onun için görev verdi Allahü Teala. Böyle bir yaratma sistemi de var Rabbimizin. Yani bundan ibaret değil. Yani buradan ibaret değil. Başka sistemler de var. Başka yerlerde muhtemelen başka canlı ve sorumlu varlıklar da vardır. Biz yani. bu yaratılmışları anlamaya çalışacağız. Şu evet. anda bahsi geçen. Araya gidelim. Artık özel olarak başlık başlık incelemeye de devam edelim evet. aranın ardından. Sizin Sen, maddeleriniz bitmiş bitmedi. Bitmedi. İki tane daha var. İki tane daha var. Ayperen peki reklama hemen mi gitmem gerekiyor? Hemen gitmemiz gerekiyormuş reklama. Reklam dönüşüne bu iki maddeyi daha sıralarız. Tabii. Sonrasında Hızır Aleyhisselam'la tamam. başlarız. Özel başlıklar halinde konuşmayı. Efendim çok kısa bir araya gidiyoruz. Gerçek şu etiket etiketiyle birlikte de sorularınızı bekliyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kısa bir aranın ardından ötek güne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Okuyan bu gece stüdyo konuğum. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen sırlı varlıkları konuşuyoruz. Gerçek şu ki diyoruz etiket olarak ve sizlerin de sorularını birazdan hocama yönelteceğim. Şimdi sizlerden gelen tweet'ler var. Onlardan bir bahsetmek isterim. Onları yöneltmek isterim hocama. Ama genel bir giriş yaptık. Allah Teala ee, ...ne tarz mahlukatları yaratmıştır, evet. yarattıkları yaratık türleri dedik ve gizemleri ve sırlarını da konuşacağız. Tabii ki özele de ineceğiz. Ancak mesela bir takım sorular gelmiş. Mesela demiş ki İsmail Deniz Bey, eğer başka canlılar varsa onlar da Kur'an-ı Kerim'den mi sorumlular? Ee, bir başka izleyicimiz gerçek şu ki demiş. Zariyat suresinde ben insanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım dedi allah Teala. Farklı bir yaşam var mı? Bu anlam mı çıkar bu ayet-i kerimeden demiş. Mehmet Emin Dündar Bey demiş ki gerçek şu ki etiketiyle birlikte. Hızır Aleyhisselam melek midir, ins mi, peygamber mi, ayetlerle yahut sahih hadislerle açıklayabilir misiniz? Hızır Aleyhisselam başlığına hemen geleceğim. Bu yarım bıraktığımız, reklamdan önce yarım bıraktığımız bahsi kapattıktan sonra. Ali Kağan Karakaş Bey demiş ki gerçek şu ki etiketiyle birlikte alemin görünmeyen varlıklarını komuta eden Hazreti Süleyman'dan bahsedebilir misiniz? Özellikle cinleri konuştuğumuz kısımda konuşacağız. Ramazan Koçer Bey demiş ki acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Tur 35 bu ayeti sormuş. Gerçek şu ki etiketiyle birlikte. Gökhan Çırak Bey demiş ki Hazreti Hızır'ın asıl görevi birlik ve yardım mıdır? Gerçek şu ki etiketiyle birlikte. Neslan Karatay hanımefendi sormuş ki gerçek şu ki etiketiyle birlikte. Hızır bir zaman yolcusu olabilir. Allah tarafından bilimle onurlandırılmış olabilir mi demiş. Cem Halklar Bey sormuş. Gerçek şu ki cinler gökte olup uzaylılar cin olamaz mı? Aslında biz cinleri uzaylı olarak ...bakıyor ya da görüyor olamaz mıyız? Fatma Coşkun Hanım sormuş... ...insanlar üstün varlıklar olarak yaratıldıysa... ...neden onlar bizi görebiliyorken... ...biz onları göremiyoruz demiş... ...gerçek şüket etiketiyle birlikte... ...Gökhan Çırak Bey demiş ki... ...Hazreti Hızır tam tarih olarak... ...ne zaman yaşamıştır? Ölümsüzlerden midir? Yoksa peygamber midir? diye sormuş... ...gerçek şüket etiketiyle birlikte... Bir başka izleyicimiz, gerçek şu ki bazı kişiler cinlerin olmadığını, cin denilen şeyin insanın kötü tarafı olduğunu söylüyor. Hocam ne düşünür bu konuda? Selamlar demiş. Burçin Hanım da demiş ki, gerçek şu ki Hızır Aleyhisselam'ı şimdiki zamana müdahale edip geleceği değiştiren bir zaman yolcusu olduğunun kanıtı var mıdır? Bu tarz iddialar var demiş. Murat Bey demiş ki, Hızır Aleyhisselam Bursa Ulu camide namaz kılarken teşhis edildikten sonra her gün namaz kılmaya geldiği doğru mudur? Hızır Aleyhisselam hani deşifre olmuş bir Hızır Aleyhisselam var mı? <laughs> İslamiyet'e göre bizim kaynaklarımızda bunu da bilmiyoruz. Aslında soruyu bu şekilde düzelterek sormak daha mümkün. Erkan Gündoğdu Bey demiş ki gerçek şu ki Zülkarneyn hakkında da bilgi verebilir misiniz? Bu sorulara hepsine ve daha fazlasına cevap vereceğiz. Özellikle başlık başlık geçtiğimizde işte Hızır Aleyhisselam, Lokman Aleyhisselam, Yecüc Mecüc, Dabbetül Arz, Melekler, Cinler ve Şeytanı konuştuğumuzda o başlıkla alakalı sorularınızı yöneltirseniz hemen konuyla alakalı sorularınızı soracağım dedikten sonra biraz fazla uzattım sözü biliyorum ama aranın öncesinde şurada kalmıştık. Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukatın çeşitliliği. Siz yedi sınıfı ayırmıştınız. Evet. Kur'an ışığında bu konuyu ve beş maddeyi sarmıştık. Son iki evet. maddedeydik. Buyurunuz maksadımız e, Rabbimizin gücünün, kuvvetinin, kudretinin ne kadar eşsiz ve erişilmez olduğuna dair dilimiz döndüğünce birkaç kelam etmek. Yoksa böyle çok sıra dışı, bilinmeyen şeyler söylemiyoruz. Allahu Teala'nın yaratma sisteminde hani dedim yoktan yaratmak, vardan yaratmak, vardan dönüştürmek filan. E, ondan sonra işte vardan yok etmek o da bir dönüştürme biçimi olarak düşünülebilir filan bu alemin yerini başka bir aleme bırakması o da o kapsamda düşünülebilir. Bir yaratma biçimi daha Allahü Teala bazı şeyleri zıtlarından yaratıyor. Zıtlardan yaratmak. Mesela bununla ilgili üç dört tane ayeti hatırlatmak istiyorum. Sadece yerlerini hatırlatayım. Detayına girmeyeyim. Mesela Arap suresi 57. ayet, mesela Nur suresi 43. ayet, Rum suresi 48. ayet, Fatır suresi 9. ayet. Bu ayetlerde Allahu Teala rüzgarları gönderdiğini ve o rüzgarların bulutları kaldırdığını ve o bulutların birbiriyle kaynaşması sebebiyle aralarından yağmur çıktığını söylüyor. Hı hı. Bu ayetlerde genel olarak, özet olarak yahut da söylediği bu. Bulutlardan yağmur çıkarmak ne demektir? Bulutların artı yüklüleri var, eksi yüklüleri var. Onlar bir araya geliyorlar. İşte oradaki tepkimeden hareketli bir yaratık meydana geliyor. Su meydana geliyor. Şimdi düşünün ki Mesela bulutlar birbirine hızlı bir şekilde çarpıyor, işte bir şimşek meydana geliyor veya işte yıldırım meydana geliyor. Şimşek bir ateş, yıldırım işte bir ateş topu. Neyse, nereden meydana geliyor? Bulutların birbiriyle hızlıca çarpışmasından meydana geliyor. Yani suyun içinden suya zıt şimşek çıkması, ateş çıkması. Su söndürücüdür. Ateş yanıcıdır. Bir şeyi zıddından yaratmış oluyor Allahü Teala. Bir de zıtları bir araya getirip ikisine de zıt başka bir şey yaratmak. Bu da Cenab-ı Hakk'ın yaratma sıfatı arasında yer alır. Biz bunu Yasin suresinden biliriz. Son grup ayetinde. Orada da insanoğlu ne nankör varlıktır ki kendi yaratılışını unutarak efendim apaçık bir tartışmacı kesiliyor diyor. İşte bu çürümüş kemik parçalarını kim diriltebilirmiş ki diye alay ediyor. Ona üç tane cevap veriyor Allahu Teala. Diyor ki bir, bir şeyi yoktan kim yarattıysa o şeyi vardan da var eder. Yani öldükten sonra diriltilmenin Allah için son derece kolay olduğunu anlatır. Yoktan var edebilen kudret vardan da haydi haydi var eder. İki, Orada yeşil ağaçtan ateş tutuşturuyorsunuz diyor. Elleri <laughs> ceal eleküm mineşşeceril akdari. Akdar yeşil demek. Hızır deyip duruyorsunuz ya <laughs> programın başından beri. O aynı kelime işte. O, el akdar, hıdır aynı kelime. Aynı kökten geliyor. Yeşil giyimli demek. İnsan için olunca yeşil, yeşil giyimli oluyor. İşte ağaç için olunca yeşil, ıslak ağaç. Islak ağaçtan ateş tutuşturuyorsunuz. Bu ne demektir? Islak ağaçtan ateş tutuşturmak şu demektir. Bir şeyin ıslak olması, şimdi gayet iyi biliyoruz ki bir şeyin ıslak olması demek o suludur demektir. Sululuk aynı zamanda hidrojen ve oksijen moleküllerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen yeni varlığa, yeni maddeye su diyoruz biz. İki molekül hidrojen, molekül oksijen bir araya geliyor. H2. işte H2O'dan su. Ama hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı. Yanıcı ve yakıcı birbirinin zıddı şeyler bunlar. İki zıt bir araya geliyor. Söndürücü. ikisinin de zıddı olan söndürücü efendim su meydana geliyor. Sonra o su belli oranlarda belli ağaçlar, ıslak ağaçlar birbiriyle meydana getiriliyor efendim sürtünme meydana geliyor. Suyun içinden bu defa suyun zıddı olan ateş yaratılıyor. Bir şeyi zıddından yaratmak, zıtları bir araya getirerek ikisine zıt başka bir şey yaratmak. Bu sadece hallak olan bir kudretin sıfatıdır. Halik olmak değil bu. Hallak olmak demektir. Yasin'de de o geçiyor işte. Bela ve huvel hallakul alimu. O hallak olandır. Yani her çeşit yaratandır, sürekli yaratandır. Bir tek düze yaratıştan söz edilmiyor. Benim böyle Allahü Teala'nın yarattığı şeyler bağlamında düşündüğüm yedi tür yaratma ifadesini bu ana hatlarıyla böyle özetlemiş olabilirim. Yaratıklar sözünün açılımı bağlamında biraz belki uzun oldu ama mecburum buna. Çünkü yani biliyorum şimdi Hızır'la ilgili konuşacağımız şeyleri birazdan söyleyeceğim. Bakalım ne kadar bağlayıcı olacak. Ama bunların hepsi bağlayıcı. Bunların tartışılabilir bir tarafı yok. Rabbimizin yaratma <laughs> sıfatı bu yeni yedi ana kategoride insanların zihnine, bilgisine, dikkatine sunulmuş oluyor. Sözümü böyle toparlamış olayım. Şimdi ee, 40 dakikalık bir altyapı oluşturduktan evet. sonra başlıklarımıza geçebiliriz. Tamam. Mesela hemen ölüme bir tweet düştü. Şu an Hızır Aleyhisselam konuşuyoruz. Gerçek Şükri etiketiyle birlikte bu konuyla ilgili... Ee, sorularınızı paylaşırsanız bizimle hemen hocama da öne atacağım. Şimdi Eyüp Duman Bey demiş ki gerçek şu ki Can Hanım iyi geceler teşekkür ederiz. Muhterem hocama da saygılar teşekkür ederiz. Musa Salih Kul kıssasındaki çocuğun öldürülmesini hocam açıklayabilir mi? Şimdi tam da aslında buradayız. Şimdi Hızır Aleyhisselam aslında herkesin bildiği ama hiç kimsenin tanımadığı Kur'an-ı Kerim'in belki de en gizemli meselelerinden biri bana göre. Şimdi peygamber mi melek mi ermiş mi ama yanılmıyorsam Allah katından ilim verilmiş salih bir kul olarak anılmakta ve Kehf suresinde anlatılıyor Hz. Musa ile. Ne kadar birlikte. korkarak söylüyorsun yani acayip bir tedirgin bir şeyin var. Yani her an yanlıştır diyeceğimi zannediyorsun. Yok, gayet doğru şeyler söylüyorsun. Hiç tedirgin olma yani. Şimdi hocam mealler ben, dahi ben, yanlış diyebildiğimiz için tabii. ben şimdi bir de bu Allah kelamı kuran Kerim'den konuştuğumuz için tabii ki hep Gene. böyle öyle mi, değil mi? Tabii, bu duyarlılığını aman kaybetme. yanlışım varsa düzeltin. Tamam. diye Tam koduşma. muhabbet ediyorum. Bir şey yok evet, yani. Tamam, çok evet. sağ olun. Teşekkür ederim. Bunu ne yamaçla söylediğinizi biliyorum. Hı -hı. Çok çok sağ olun. Eksik olmayın. Şimdi Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'nın yol arkadaşı mıydı? Evet. Kehf suresinde bu kıssa nasıl anlatılmakta? bir sizden dinleyelim onu ve sonra da tabii ki ara ara sorularım, merak ettiklerimiz olacak. İzleyicilerimizin de gerçek şu etiketiyle yazdıkları onları da yönelteceğim ama Hı -hı. Hazreti Hız Hızır Kur'an'a göre kimdir? Hazreti Musa ile olan ilişkisi ...nedir? Hı hı. Ermiş midir? Peygamber midir? Nedir? Buyurun. Şimdi e, dediğiniz gibi... ...bu mesele... ...Kur'an'ın 18. suresi... ...olan Kehf suresinin... ...65. ayetinden... ...82. ayetinin... ...sonuna kadarki... ...pasajın konusudur. Bu, bu mesele. Bir... ...böyle... ...köşeli cümleler söyleyelim... ...tartışılan şeyler söylemeyelim... Bir, bu Hızır kelimesi Kuranda geçmez. Hızır kelimesi Kuranda bir insanın ismi olarak geçmez. Hmm. Şimdi Meallerde Allah'ın kulu diye anılıyor. Ha, Mızır. Değil mi? bir de Tabii. o kısa da Feta var. Yani genç adam var. O başka. Onun öncesi. Öncesinde. O. Hazreti hmm. Musa'nın bu bununla buluştuğu yere kadar ki genç arkadaşı. Bu evet. o değil. Tamam. Bu ayrı bir şey. Şimdi o ikisi beraber geliyor. 65. ayette Feveceda abden min ibadina. Kullarımızdan bir kul buldular. Hz. Musa ile o genç ki o buldukları kul ateynahu rahmeten min indina. Kendisine katımızdan rahmet verdik. Ve allemnahu milledunna ilma. Yine onla katımızdan bir bilgi öğrettik. Şimdi burada bu varlıkla alakalı iki şey söylüyor. Bir, katımızdan bir rahmet vermek. iki katımızdan bir bilgi öğretmek. Şimdi biz bir şeye bakacağız Cansu Hanım. Hemen şunun itirafını yapalım. Yani tefsirlerimizin kahır ekseriyetinde ve rivayet dünyamızın yoğun bir kesiminde burada sözü edilen kişinin Hızır olduğu söylenir. Ama bütün müfessirler bunun Hızır olduğu ve Hızır'ın kimliği noktasında ittifak halinde değiller. Niye Hızır diye bir isim veriliyor? Şimdi sıra dışı bir olay yaşanıyor burada. Üç tane. Üç tane olay anlatılıyor. Deneyeceğiz sizden ama. Evet. O üçünü de söyleyeceğim. O olaylarda anlatılanlar kolay anlaşılabilir şeyler değiller. Öyle olunca buna bir sıra dışı bir gizem e, yüklemek ve o gizem üzerinden hani anlaşılabilecekse o kadarıyla anlaşılabilmesi noktasında bir çıkış yolu üretilmiş. Hatta bu çıkış yolunu biraz daha kolaylaştıralım diye mesela buna aslında bu bir kıssa değil bu bir darbü meseldir. Dolayısıyla esasında böyle bir şey olmamıştır. Fakat üzerinden mesaj vermek için Allahü Teala darbı mesel sunmuştur deniyor. Bir kısmı da böyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de anlatımlar genellikle kıssalar üzerindendir ama nadir de olsa darbı meseller de vardır. Kıssa ile darbı mesel arasında çok köklü bir fark vardır. Kıssa mutlak surette yaşanmış hayat kesitleri demektir içinde ders bulunan, hisse bulunan hayat kesitlerine kıssa deniliyor. Darbu meselse gerçekleşmiş olması şart olmayan. meydana gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir. Bunlara darbu mesel deniliyor. Türkçede de kullanıyoruz. Bir kısmı da böyle demiş. Bu darbu meseldir, kıssa değildir. Dolayısıyla olayın mutlak surette yaşanmışlığı üzerinden değil, verilmek istenen bir mesaj var. O mesajı yakalamaya yönelik bir anlatımdır bu deniyor. Ben şahsen bu kanaatte olanlardan değil. Ama ben burada sözü edilenin Hızır olduğunu kabul edenlerden de değilim. Çünkü burada Hızır, biraz önce dedim ya yeşil giyimli, ahtar kelimesinden hareketle. Bunun hadara kökünden gelmişse yeşil giyimlilik manası var. Ancak, ancak bunun Hadara diye kabul edilen bir versiyonu daha var. Hadara ise bu zaman her yerde hazır bulunan manası var. Hadara ise yeşil giyimli, Hadara ise o zaman her yerde hazır bulunan. Peki bu her yerde hazır bulunan nasıl bir şey bu? Yani hazır gibi yetişen evet. bu oluyor. Bu, buna diyorlar yani. Her yerde Dol, hazır bulunan. Her zor, zor anda yetişen. Evet. Evet. Bu her bu. yerde bulunan manasından çıkış. Evet, hadara kökünden alınıyorsa böyle bir yorum geliştiriliyor. Ama bunun için Allah Rabbimiz bize üç tane bilgi veriyor. Burada ayeti yani ayeti anlayabilecek durumdaysak bunu ayetten hele bir anlayalım. Anlayamazsak başka bir tarafa bakalım. Burada şimdi anlaşılmayacak bir şey yok. Kullarımızdan bir kul. Allah kime kul diyor? Allah Teala insana da kul diyor. Cinlere de kul diyor. Meleklere de kul diyor. Dolayısıyla biz buradakini mutlak surette bir insan olarak algılamak mecburiyetinde değiliz. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Çünkü bakın şeyde Zuhruf suresinin hemen ilk grup ayetinin peşinden Allah Teala diyor ki ve cealul melaikete lzinhum ibadur rahmani rahmanın kulları olan melekleri dişi zannettiler. <laughs> i̇badur rahmani, ibadur rahman rahmanın kulları kim için kullanılıyor? Melekler için. Evet insanlar da Allah'ın kullarıdır. Eyvallah. Ama melekler de Allah'ın kullarıdırlar. Yani abden min ibadina ifadesini insan olarak düşünmek mecburiyetinde değiliz Biz buna Allah'ın bir melek kulu e, izahını da insan izahı kadar rahatlıkla getirebiliriz. Bir ayet daha var. Meleklere kul dediğine dair Allahu Teala'nın Enbiya suresinin 26. ayetinde. Yani kul diye seslendiği bir melek de olabilir. <laughs> kıssada bahsedilen diyor. <laughs> evet. Bunun ne faydası varı söyleyeceğim ama. Bunu bir yere oturtmak lazım ki biraz sonra söyleyeceklerimizin altyapısı olsun. Enbiya suresinin 26. ayetinde melekler için diyor ki Allahu Teala bel ibadun bunlar kullardır. Mükremune ikrama mazhar kılınmış kullardır melekler. İbad kelimesi hem abd kelimesi hem ibad kelimesi melekler için kullanılıyor. Hı hı. Peki melek ise eğer bu şahsen benim kanaatim bu istikamettedir. Melekse bu. Ateynahu rahmeten min indina. Katımızdan kendisine bir rahmet verdik. Bu melek için son derece doğrudur. Bilgi verilmesi. Tabi. Ve allemnâhum illedünna ilma Katımızdan kendisine bir bilgi öğretmiş olmamız. Bu da melek için son derece doğrudur. Çünkü Bakara suresinde melekler kendi dilleriyle diyorlar ki. Kâlu subhâneke la ilme lena illâ mâ Şu da doğru oluyor o zaman. Mesela bir insan suretine bürünüp bir peygambere Görünmesi de doğru olabilir. Çünkü biz tabii. biraz sonra melekleri konuştukuz. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da ömründe yanılmıyorsam iki kereydi, değil mi? Evet. Ee, insan en az En az iki kere göründüğünü biliyoruz melekler. Evet, evet. Dolayısıyla görünmesi de melek olsa da mümkün. Ay, aynen öyle. Hiçbir işe mesela çok iyi bir yer yakaladınız. Belki sırası gelecekti, belki ben de söyleyecektim ama neyse hadi sen söylemiş oldun ama iyi bir mantık. Bakın oradan oradan hareketle biz böyle bir yorum yaparsak ne olur? Böyle bir yorum yaparsak işte Necim suresiyle Tekvir suresindeki o iki ayet de yerli yerine oturur. Hatta Hz. İbrahim'e gelen meleklerin görünmesi olayı bir yere oturur. Evet, yani bu gerçekten. bir gizem olmaktan yavaş yavaş çıkar bu. Anlayabiliriz yani biz bunu anlayamamaktan kaynaklı bir takım yorumlar yapılınca mesele gizeme ya mesela dönüştürülüyor. Hiç ölmeyecek olması da. Değil mi? Olur bununla mu? ilgili söylenenlerle demek melek ise ölmeme durumu olur. Olur. doğru bir oturmuş olur. Bravo. Aynen öyle. Yani Aldım aferini. Aferin evet. bana. Vallahi doğru. G gayet güzel. Ee, yani düşün ki e, hiç kimse ebedi bir hayatla muammer değildir Allahu Teala diyor. Kimseye öyle bir hayat vermedik bir. Hı. Senden önce kimsenin uzun hayatı yok. Eğer bunun bir istisnası olsaydı o Enbiya suresinin 34. ayeti o istisnayı söylerdi. Bu istisna olmamanın içerisinde Hızır da var, Hz. İsa da var, kim varsa var, hepsi var yani. Hiç kimse ebedi bir hayatın sahibi değildir. Öyle bir şey yok yani. Ya öyle bir doğaüstü varlık yok. Yani. Yok, hayır. İnsan olarak, beşer İnsan. olarak Şimdi bir şey daha söyleyeceğiz. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki Allah'tan bir rahmet almış. Tamam. Meleklerin en önemli özelliklerinden biri budur. Rabbimiz onları bilgilendirmiş. Evet doğru. İşte Bakara suresinden okuduğum ayet numarasını söyleyemedim. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 30 İkinci ayet Bakara suresinin. Demek ki melekleri Allahü Teala bilgilendirmiş. Üç tane sıfat saydı burada. Hz. Musa'nın beraber olduğu okulla alakalı. Üçü de meleklere uyuyor. Peki niye buna insan diyorlar? Heh, burada soru işareti koyalım. Üç tane sıfat saydı. Üçü Bu, de, katından ilim ve bilim verdiği I, Hızır diye bilinen varlıkla ilgili ve üçü de melekleri yaptığı Kur'an-ı Kerim'deki tasvirlerle uyuyor. Evet. Peki niye buna kul ya da insan dediler? Bir dedi. soru işaretini koyalım. Gerçek şu ki etiketiyle de sorular gelsin. Önemli bir yere giriyoruz. Bölmek istemiyorum. Acil reklama tamam. gitmem gerekiyor. Çok kısa bir ara, son ara, sonrasında arasız devam edeceğiz programın bitimine kadar. Arınlardan buradayız. hepinizi bekliyoruz. Kısa bir kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Okuyan bu gece ötek gündemde gerçek şu etiketiyle birlikte de sorularınızı bekliyoruz. Şimdi Hızır kıssasını konuşuyorduk Kehf suresinde. Evet. Şurada kalmıştık. Tamam, e, siz dediniz ki Allah Teala e, meleklere de kul diye seslenebiliyor Kuranı evet. Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla e, Hızır Aleyhisselam diye bir zaten isim yok. Kur'an'da melek olabilir. Çünkü melekleri tasvir ettiği özellikleriyle Hızır'a verdiği yahut bizim Hızır dediğimiz ama Kur'an'da bahsi geçen varlıkla ilgili özellikler birebir örtüşüyor. Evet. Peki neden insan diyorlar Hızır'a deyip soru işareti koyup araya gitmiştir. Evet. Buyurun. Neden diyorlar? Diyorlar ki Allahü Teala'nın melekleri bilgilendirmesinin hatta melek aracılığıyla peygamberleri bilgilendirmesinin dışında melek de peygamber de olmayan başka insanlara da özel bir bilgi akışı sunabilir. Buna ledünni ilim diyorlar. Bu ledünni ilim buradan geliyor. Hı hı. İlmi ledün. Mil, he, i̇lmi ledün buradan geliyor işte. Min ledünna. Şimdi ilmi ledün yani sanki böyle ayrı bir bilgiymiş gibi halbuki veallemnahu o bilgiye sahip o, olduğunu iddia eden insanlar da var. şimdi oraya şey geliyorum ya. şimdi. Şimdi oraya geliyorum. İşte mesela Burada şey yapıyorlar diyor, mesela tanışıyorsunuz biriyle falan arkasından biri diyor ki mesela onda ilmi ledün var. He tabii. Mesela. Hı -hı. Şimdi öyle bir böyle bir mitos Böyle bir mitolojik bir şey ortaya konacak ki onda bu sıra dışı özellikler olacak ki o özelliklerden beri taraftakilerde de bulunsun. Yani ilmi ledün birilerinde bulunsun ki Kur'an merkezli Kur'an'da hakkında bilgi verilen bir ilmi ledün sahibi biri olsun ki onun gibi başka adamlarda da ledünni ilim bulunsun. Ondan sonra kalksın desin ki bana ledünni ilim geldi. İşte şu şöyledir, bu böyledir, şu şöyle olacak, bu böyle olacak diye böyle gece rüyasında bir şeyler görüp ertesi gün onu dünyasında uygulayan insanlar var. Yani ne kadar kitabi prensiplere aykırı ilahi bilgilendirmelerden referans alamayacak bir takım şahsi hezeyan türü şeyleri varsa bunları herkes bir sırra dönüştürerek o sır üzerinden işte ledünni ilim var bende. Bunu siz bilmezsiniz. Bu kitaplarda yok. Şurada yok, burada yok. Kitaplarda yok da bunu Allah sana niye özel veriyor canım? Senin ne özelliğin var da bu bilgi sana geliyor yani? O zaman haksızlık değil mi? Ben demem mi bana niye gelmiyor bu? Madem bir hak ediş yok Madem bir bilgilenme yok, madem bir okuma yok, madem bir tedrisat yok, adam filanca falanca kitapları okumaya ne gerek var? Bunlardan bir şey çıkar, efendim bunlardan ne çıkar? Yani bizimki okumadan da biliyor. Le Ledünni ilim var. Halbuki bilginin kaynağı kitaptır arkadaş. قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ Kitaptan kendisinde bilgi olan diye Nemil Suresinde anlatıyor allah Teala. Bizim bilgi kaynağımız kitabımızdır. Böyle uyuyarak adam bilgi sahibi olmaz. Öyle şey yok. o tür bilgi akışları vahiy ile peygamberlere yöneliktir. Ama burada öyle bir öyle bir insan motifi devreye sokuluyor ki Hz. Musa gibi bir peygamber. Hz. Musa Hani literatürde adına ulul azm denen peygamberler vardır. Beş tane. Ulul <laughs> azm. Ulul azm ne demek? Azim sahibi, kararlılık sahibi. Yani hayatı, duruşu, fedakarlığı, misyonu yani tarihe damga vurmuş beş tane peygamber. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hz. Peygamber Aleyhisselam. Böyle beş tane. Onlardan biri Hazreti Musa. Peki Hazreti Musa kimin talebesi? melek olmayan, peygamber de olmayan, özel bir bilgilendirilmeye tabi tutulmuş, işte Hızır denen birinin talebesi. Böylece ne oldu şimdi? Vahiy bilgisi ikinci plana itildi. Böylece şereflerin en büyüğü olan peygamberlik daha büyük bir şerefle perdelenmiş oldu. Bunun üzerinden bilgi kaynaklı değil rüya kaynaklı sezgi kaynaklı keşif kaynaklı bir takım bilgiler devreye sokuldu. Siz bunları sorgulayamıyorsunuz ki. Adama bunun delili nedir diyemiyorsun ki. Bu bana keşif yoluyla ilham yoluyla bildirildi. Be kardeşim sana bildirildi de bana niye bildirilmiyor ya? Yani ne özelliğim var ki sen nereden bir hak edişle karşıma geliyorsun? Böyle bir dert yok sorgulanamazlık meydana getiriliyor Cansu Hanım. Siz o bilgiyi referanslı kılamıyorsunuz. Keşif ehlidir diyor bu. Ne keşif ehli ya? Ledünni ilmi var. Kim biliyor peki? O bilginin ledünni olduğunun delili nedir? Onun keşfin doğru olduğuna dair delil nedir? Bizim bilgi olarak delilimiz kitabımızdır. Bir şey yapacaksan bu kitaba uygun yapacaksın. Bu kitapta anlatılan melek bir Görevlinin Hz. Musa'yı bilgilendirmek üzere Cenab-ı Hak tarafından e, sisteme konulmuş bir yolculuğu anlatılır. Hz. Musa'ya bir meleğin bilgi öğretmesi kadar doğal bir şey olamaz. Ancak Hz. Musa'ya melek olmayan, peygamber de olmayan ama özel bilgilerle mücehhez kılınmış herhangi birinin hoca olarak belirlenmesi bütün ilmi kriterleri alt üst eden bir yanılgıdır. Derin bir yanılgıdır. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Adam bana keşif yoluyla bilgi geldi. Ne demek bu? Allah Allah ya. Nereden geldi sana bu? Yani sana gelenin ilahi olduğunun ölçüsü ne? Kim test edecek bunu? Oysa bizim bilgi olarak ölçümüz Kitabullah'tır. Din adına bir şey diyeceksek bu Hz. Musa bir bilgilendirme, bilinçlendirme yolculuğuna tabi tutuldu. Ve bu kıssanın sonunda, şimdi anlatacağız neler olduğunu. Kıssanın sonunda diyor ki, son ayette, bu, bu melek aslında. Ve ma tuhu an emri. Ben bütün bunları kendiliğimden yapmıyor. Bu benim iradem değil. Bu işler benim değil. Yani bunu bana Allah öğretti. Zaten en başta demişti. عَلَّمْنَاهُمِ اِلَّا دُنَّا اِلْمَا Katımızdan bir bilgi verdiğimiz, işte kullarımızdan bir kul. O, bu ifadeler, ben bunu kendiliğimden yapmadım demek, bu bana emredildi, ben emredileni yaptım demektir. Peki bu ifade, Kur'an'da kimi çağrıştırıyor? Çok iyi biliyoruz ki bu ifade, Kur'an'da üç ayette melekler için kullanılıyor. Hı hı. Cansu Hanım, Bakın melekler için kullanılıyor. Ayetlerini söylemek istiyorum. Bir, Nahil suresinin işte 50. ayeti. Yakafuna rabbahum min fawqihim üzerlerindeki efendim Rablerinden yani konum olarak, makam olarak yücelerde olan Rablerinden korkarlar ve yefalune ma yu'marun. Neye emrolunmuşlarsa onu yaparlar emrolunanı yapmak meleklere ait bir sıfattır. Çünkü onlar alternatif bir şey yapmazlar, Peki, yapamazlar. Bir soru geldi. Mesela e, bir izleyicimizden. Gerçek şu ki demiş. E, ama favorilerimi almayı unuttum herhalde. Soru şu. Madem öyle mesela melekti, evet. niçin diyor e, yemek istedi Hazreti Musa'yla kendisi için? Değil o mi? genç istemiyor mu? Yok, yok, en başta. Yok, yok, o da mı istiyor? Yok, yok. Bu, bu. Çünkü o zaman ben de şunu ekleyeyim. Evet, niçin melektiyse yemek istedi. Çünkü biz Hz. İbrahim'in kıssasında gelen melekler sofraya davet ettiklerinde yemek evet. yemiyorlar ve Hı -hı. melek olduğunu öyle anlıyor ya da işte düşman olacak. Çünkü o devirde düşman yemek yemiyor başkasının evinden deyip açıklamasını yapmıştık. Nüzus evet, evet. konuştuğumuzda Hı -hı. geçen yıl. Evet. Onlar yememişti. Çünkü meleklerdi. Evet. Madem bu yemek istedi. Bu nasıl melek oluyor o zaman? Ben de geliştireyim. Tamam. Tamam. O üçüncü şey onu orası gelince anlatsam olmaz mı? Tamam olur. Orayı. Ama e, unutmayalım. A a tamam unutmayayım. O zaten gelecek yani üç şeyini de anlatacağımız için Hı -hı. üçüncü kalem o. Şimdi bu kendiliğimden yapmadım ifadesi çok önemli. Tamam. Ha, bunu melekler için kullanıyor Allah Teala. Nerede? Nahil suresi 50. ayette bir Enbiya suresinin işte nerede geçiyor? 27. ayeti ve hum bi emrihi ya'melun onlar Allah'ın emrini yerine getirirler. Enbiya suresi 27. Bir de e, şeyde Tahrim suresinin 6. ayeti var. Orada la ya'sun Allah ma amarahum Allah'ın emrettiği şeylerde asla isyan etmezler ve yef'alune ma yu'merune. Neye emrolunmuşlarsa onu aynen yaparlar. Bakın bu, bu görevlinin aslında insan değil, melek olduğunun Kur'an'daki delilleriyle beraber ispatıdır. Burada anlaştık. Bu 82. ayetteki cümle son derece bağlayıcı bir cümle. Bu varlığın aslında melek olduğunu bize öğreten en önemli ifadelerden biri. Baştaki üç sıfat da zaten birebir meleklere uyuyor. Şimdi ne oldu? Bu yolculukta ne oldu? Hatta en başından şunu şunu söyleyeyim. Bu üç olay aslında özet olarak belki tek cümleyle ifade edecek olsak ne öğretir ümmete? Öğrettiği şudur. Allah bildirmediği sürece peygamberi de meleği de gaybı bilmez. Tamam. Bu. Bu öğretilen bu. Bunlar Allah'tan başka kimse gaybı bilmez, bilemez. O bildirirse melek aracılığıyla peygambere o bilebilir. Onun bildiği de vahide yer alan bilgidir. Vahide yer alanlar zaten gaybın açılımıdır. Bu vahiy var ya olduğu gibi gaybın açılımıdır yani. Vahyedilen şeyler gayb kapısının insanlıkla buluşturulmasıdır. Bunun dışında ayrı bir gayb akışı söz konusu filan değildir. Gayb budur. Açılan budur. Allahu Teala bunu peygamber üzerinden hep bütün vahiyler için söyleyelim, peygamberler üzerinden ümmetlere ulaştırmıştır. Şimdi ne, ne konuşuyor? Ne, nasıl başladı bu iş? Bu melekle Hz. Musa'nın yolculuğu. Dedi ki Hz. Musa, Kale lehu Musa. Musa ona demişti ki, Hel ettebi'uke. Sana tabi olabilir miyim? Ala en tuallimeni mimma, mimma ullimte rüşta. Yani sana öğretilmiş olandan benim bilgilenmem için bana yol göster yani. Ben sana tabi olabilir miyim, olayım demek istiyor. Hı hı. Melek diyor ki ona, "Kale inne kelen testatı sabra. Sen benimle olmaya güç yetiremezsin. Yani bu bu yani sıra dışı şey, sıra dışı olaylar Allahü Teala öğretecek. Bunlara sabredemezsin diye uyarıyor baştan melek. O da diyor ki ve keyfe ha inne kelen tesadü sabra benimle beraber olmaya güç getiremezsin. ve keyfe tasbiru ala ma lem tuhit bihi sana bildirilmeyen bir şeye nasıl e, dayanabileceksin yani bilmiyorsun sen şimdi sıra dışı bir şey olacak gücün yetmez Hz. Musa diyor ki kale seteci dünü inşallahu sabiren. Allah dilerse sen beni sabredenlerden bulacaksın. Ve la a'si leke emra. Bu bu konuda sana herhangi bir karşı çıkışım olmayacak. İsyan etmeyeceğim yani etmeyeceğim Hı. diye söz veriyor. Kale diyor ki melek fe inittebateni eğer bana tabi olursan fe teselni an şeyin Hı sakın bana hiçbir şey sorma. Hatta uhdise leke minhu zikra. Ben o konuda sana bilgi verinceye kadar <laughs> sen bana bir şey sorma diyor melek. Ondan sonra fen talaka. Bu başlangıçtaki bir şey, bir muhavere, bir konuşma. Fen talaka yolculuğa başlıyorlar. Hatta ila rakiba fissefineti. Geliyor ikisi bir gemiye biniyor gemiye biniyor fakat Karakah <laughs> bu melek gemiyi deliyor yani, zarar veriyor gemiye yani Hz Musa diyor ki Kale <laughs> yani sen bunu şimdi deliyor musun Liha <laughs> yani geminin yolcularını boğmak mı istiyorsun yani niye şey yapıyorsun ki niye gemiye zarar veriyorsun Burada tabi son derece önemli bir şey var. Yani Hazreti Musa gemiyi deliyorsun, biz boğulacağız demiyor. Bir peygamber ahlakıdır bu. Kendisi üzerinden değil, ümmet üzerinden efendim olaylara, e, olaylara yaklaşma. yaklaşma. Ben üzerinden değil, biz üzerinden bir mesaj ortaya koyma. Burada onu görüyoruz. Liturika işte geminin sakinlerini, yolcularını boğmak üzere. Neden bunu deliyorsun? Leqadi ci şey'en imra. Yani çok tehlikeli bir iş yapıyorsun diyor. Kale melek diyor ki Hz. Musa'ya Elem ekul ben sana dememiş miydim? İnneke len testati'a ma'ya sabra. Sen benimle olmaya dayanamaz. Dayanamayacaksın dedim sana diyor. Kale Hz. Musa diyor ki La tuahidni bimanesiydi. Yani unuttum diyor ya. Verdiğim sözü unuttum. Unuttuğum şeyden dolayı beni sorumlu tutma. Ve la türhiqni min emri usra. Bu işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma. Yani bu, bu tamam burada bir hata yaptık, unuttuk. Bunu geç demek istiyor. Melek devam ediyor yolculuğa. Fen talaka gene beraber yürümeye başlıyorlar. Hatta izalakiya gulamen. Bir çocukla karşılaşıyorlar. Fakat lehü dönüyor melek bu çocuğu öldürüyor. Hı, hı. Hazreti Musa diyor ki kale, "E katelte nefsen zeki yeten bir gayri nefsin. Karşılığında bir can olmaksızın. Arı duru tertemiz bir cana kıydın be. Bir cana mı kıyıyorsun? Nasıl yaparsın bunu?" "La şey en nükra." Ne kadar çirkin bir iş yaptın diyor. Hazreti Musa meleğe diyor. Melek cevap veriyor ona. Kale, Elem ekul leke. Ben sana demedim mi? İnneke len testati ma'iye sabra. Benimle olmaya dayanamayacaksın. Dedim ben sana. Kâle. Hazreti Musa diyor ki: İn se'el tuke an şey'in Bundan sonra sana eğer herhangi bir şey sorarsam felatu tu sahibni. Artık bana arkadaşlık yapma. Yani bitsin bu arkadaşlık. Kad belagte milledunni özra. Sana benden bir özür ulaştı. Yani özür dilerim. Kad belagete milledün milledünni uzra benden sana bir özür ulaştı. Şimdi 65. ayette ledünni ilim diyorlar ya. Evet. Can Suhan'ın. Ledün kelimesi var orada. Oradan hareketle ledünni ilim diyorlar. Ama burada da ledünni kelimesi var. Bu da Hz. Musa'nın sözü. Buna ledünni ilim demiyor. Halbuki yani bir peygamber diyebilirdi. Bende de ledünni ilim var. Hayır. Ledün tarafından, katından demektir. Yani böyle ap ayrı bir şey değil yani. Cenab-ı Hakk'ın belli bir varlığı bilgilendirme biçimi bu yani. Buna böyle ayrı bir ilim dalı gibi görmek, bunu öyle değerlendirmek doğru bir şey değil. Sonra fen talaka yeniden yürümeye başlıyorlar. Hatta izâ eteyâ Geliyorlar ikisi beraber. Ehle bir şehrin ahalisine bir aileye uğruyorlar. Şehirde bir aileye. İstat'ama <laughs> ehleha. Aileden yemek istiyorlar. Bu yemek meselesine geldik. Evet. Oraya şimdi. geldik. Fe ebev en yudayyifuhuma. O aile bu ikisini misafir etmekten yüz çeviriyor. Misafir etmek istemiyor. Fe vecedâ fîhâ yuridu en yankadda yıkılmak üzere olan bir duvar buluyorlar o ailenin evi ile alakalı fe melek o yıkılmak üzere olan duvarı yapıyor ikame ediyor kale Hz. Musa diyor ki mele levşite isteseydin lettehazte aleyhi ecra ya bu yaptığın işin karşılığında bir ücret alabilirdin yani adamlar bizi misafir etmedi Yemek istedik vermediler. Yani sen bunlara kızmak yerine döndün. Bir de yıkılmak üzere olan duvarlarını tamir et diye söyleyince kale melek dedi ki 78. ayet hada beyni ve beynik. bu benimle senin ayrılmandır söz verdim üçüncü de yapmadım bunu seninle ben ayrılıyoruz Seüne ülke Şimdi sana haber vereceğim ben. Bir tevili malem testatı aleyhi sabr'a. Sabretmeye güç yetiremediğin bu olayların arka planını ben sana haber vereceğim diyor hı hı. melek. Şimdi sayıyor, anlatıyor. Şimdi melek bu üç olayın arka planını anlatıyor fakat sonunda diyor ki bak bunları ben kendim yapmadım. Ben de bilmiyordum bunların ne olduğunu. Bunları bana Allah yaptırdı. Bilgilendirmeyi de Allahü Teala yaptı. Peki ne oldu? Gemi neydi? Emmes <laughs> sefinetü. Gemiden başlayalım diyor. Birinci de. Fekanet <laughs> limesakine. Bu gemi fakir bir grubun idi. Lim mesakin miskinin çoğunu fakirlere ait idi. Ya'melûne fil behri. Denizcilikle uğraşıyorlardı bu adamlar. Fe en a'ibaha. Bu gemiyi yaralamak, ayıplı yapmak istedim. Çünkü ve kâne melikün. O geminin arkasında bir melik vardı, bir yönetici. Ye'hudu külle sefînetin gasba. Her gemiyi gasp eden, zorla alan bir kral var. Gerisinde yani geminin işte artık rotası neresi ise o rotanın ilerleyi ilerlediği yerlerde e, bir hükümdar var böyle sağlam göze gelen gemilere el koyuyor. Bunu ayıplı yapmak istedim ki buna el koymasın. El koyarsa o garibanlar mağdur olacaklardı. Bunun sebebi buydu diyor. Aslında ne öğretiyor biliyor musun Cansu Hanım? Her hayır görlendi. Her... Gibi parçayı, parçayı şer gibi görenler, bütünün hayır olabileceğini hesap edemezler. Evet. Parçada şer gördüğün, bütün de hayır olabilir. Öyleyse parçayı görene değil, bütünü bilene teslim olacaksın. Bu onu öğretiyor burası. Parçadan değil, bütünden bakana teslim olacaksın. Baktığın yerden onu gördün. Ama görülmesi gereken o değildi diyor. Evet. Bir. İki. Evet. Hep hayırlısını isteyeceksin. Evet, ya. evet. Öyle diyor zaten Bakara Suresi'nde. Evet, size senin de çok hayırlı bir e, Kusur, şeyin vardı. Hocam e, yani vardı? Ha, Yani hayır üzere bir e, istikametin var Allah'ın izniyle. İnsan kendisinin çok istediği şeyi değil. Hayrına ne olacaksa onun üzerinden bir talepkar olması lazım... Allah'tan hayırlısını istemek ve hayırlısına yüreğini yatırmasını Cenab-ı Hak'tan talep etmek lazım. Ya Rabbi benim istediğimi ver, hayırlı değilse de hayırlı yap. Olur. Yani Allah kimsenin emireri değil. Yani hayırlısını istemek ve o hayırlısına Allahü Teala'nın kararına bütünü gören kudrete teslim olmayı öğretir. Bu, bu kıssanın en önemli verdiği derslerden biri bu. Sonra ve emmel çocuğa gelince Fakane ebevahu mumümineyne, bu çocuğun ana babası Müslüman mümin insanlardı diyor. Fakasine <laughs> korktuk ki en yürühi kavuma tuğyanen ve küfra, azgınlık ve küfür ile hareket ederek anne babasına zarar vermesinden korktuk. Şimdi burada bir polemik konusu var. Allah mı korktu? Hayır. Allah korkmaz. <laughs> Allah hem Allah hem korkmak öyle bir şey olmaz. Burada söz melek üzerinden yürüyor. Bu melek gaybı bilmediği için, melek de gaybı bilmediği için meleğin o çocuğun geleceğiyle alakalı olarak bilgisizliği nedeniyle bir korku hissetmesi normaldir. Korkan Korku ifadesi meleklerle alakalı bir ifadedir. Allah korktuğu için filan değil. Allah için bir sürpriz meydana geleceğinden değil. Buradaki korku melekle alakalı bir e, sıfattır. Allahü Teala ile ilgili değil. Bu ikincisi bu diyor. Ama niye korktuk gidiyor? Melek diyor işte. Tamam Melek. diyor. ama... Melek korkar. Sonuçta, ama kendi iradesiyle yapmıyordu hani Allah'tan aldığını. Burasını bilmiyordu işte. Bildirilmeyen noktayı henüz bildirilmediği için. Bu yani o çocukla alakalı bir sıkıntı ana babasına zarar verebilir. Böyle bir korku hissedebilir yani. Meleklerin korkmasından söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Rahat suresinde de var, Nahil suresinde de var. Hatta tir tir titrerler diyor şeyde Enbiya suresinde. Ve min <laughs> haşyeti ne? Haşyetinden tir tir titrerler. Bu yani meleklerle alakalı bir, bir, bir muhtemelen seremonik bir bilgilendirme var. Öyle öyle tahmin ediyorum. Yani tek bir melek konuşuyor olabilir de yani etrafında onun seremonik olarak e, şeyi de olabilir yani vahiy akışında nasıl melekler inerler e, böyle bir bilgilendirmede de birden çok meleğin o esnada orada bulunmasının önünde bir engel yok yani bu benim yorumum doğru olabilir yanlış olabilir sonra ve emmel cidar duvar duvara gelelim diyor ne vardı duvarda Fekane li gulamay Bu duvar yetim iki çocuğa ait idi. Fil Medine o şehirde iki yetim çocuğa aitti. Ve kana tahtahu kenzun O yetim iki çocuğa ait orada bir hazine vardı. Ve kana buhuma salih. Çocukların babaları salih bir adam idi. Ama gidince yetim kaldılar. Çocuklar şimdi o mala o hazineye nasıl sahip çıkacaklar? Yıkılırsa ortaya çıkacak. Herkes talan edecek. Fe <laughs> erade Rabbin istedi ki en yeblu dehuma. Bu yetim çocuklar eşüt çağına yani erişkinlik çağına ulaşsınlar ve yestek rica zehuma. O hazineleri kendileri çıkarsınlar. Rahmeten min rabbik. Rabbinin yetimlere bir merhameti, bir lütfu olarak öyle bir uygulama yaptık diyor. Melek ama ve mafealtuhu an emri. Bütün bunları ben kendiliğimden yapmadım diyor. Zalike tevilu malem tasti alayhi sabra. İşte senin sabretmeye bir türlü gücünün yetmediği olayların arka planı budur. Ne var burada şimdi gizem? Burada bir gizem yok. Burada olan ama şeyi açıkladık mı? Yemek niye yemek istiyor? Ha, yemek, yemek yemediler. Bir Bu. de benim bir sorum daha olacak. Yemek. Burada baştan beri aklımda ama böl, böldüğüm vakit kızıyorsunuz diye bir de hani daha e, verimli oluyor tabii bölmeden siz konuşmanızı bitirdiğiniz vakit daha anlaşılır oluyor ondan dolayı. E, şu geldi aklıma şimdi Hı. not aldım hatta. Şimdi diyor ki biz mesela Hızır'ı... Ee, ...ölene kadar duracak, hani ölümsüz, şu anda da olan, o dönemde yaşamış olarak biliyoruz. Ee, ebedi olarak kıyamete kadar kendisine zara e, zaman verilmiş olarak biliyoruz. Ama benim aklıma bunun iblisin de bir özelliği olduğu geldi. Yanlışsam düzeltin. Çünkü evet. şöyle, yine Kur'an-ı Kerim'den okumalarımızda biliyoruz ki... ...kendisine e, kıyamete kadar, yani sonsuza kadar müddet verilen iblis. Başka birini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yok öyle biri işte. Heh, o yani, zaman doğru bir mantık gittim. Evet. Dolayısıyla e, o zaman nasıl melek oluyor? İblis de mi olacak? Hayır. Orada bir kapı işte, oldu. Onu da sormak istiyorum. Burada, bir yemek meselesi. Tamam. Cevabı şu. Bu Kıyamete kadar, sonsuza kadar değil, ilâ yevmi insanların diriltileceği Hı. güne kadar zaman, kendisine zaman verilen varlık iblis, tamam, şeytan evet. yani. Bu onun özelliği. Dolayısıyla böyle bir insanın özelliğinden söz edemeyiz biz. Bu özellik insana ait bir özellik değil. Bu özellik iblise ait bir özelliktir. Dolayısıyla biz Hızır'ı ebedi yaşatacağız diye iblis'e verilen, üstelik ceza olarak verilen bir özelliği kalkıp da bir peygamber, e, şey, bir, bir salih insan üzerinden değerlendiremeyiz. Hı hı. O zaman bu peygamberimize yönelik olarak senden önce kimseye ebedi hayat vermedik ayetiyle de taban tabana zıt olacaktı. Ama melek olunca bunların hiçbir hiçbiri sorun değildir. Çünkü melekler bu anlamda ölüm filan tatmazlar yani. Tamam, yemek Onun cevabı meselesine bu. Ha, gelelim. yemek meselesinde de Şimdi muhtemeldir ki işi işi bilenler tabii ki metni bilenler takip ediyorlardır. Hatta ideya ehl eteya ehl ekariyetin bir kent halkına vardılar vardıklarında istet'ama ehleha. ikisi o şehir halkından yemek istediler. Evet. Fe en Şehir halkıysa onları misafir etmekten yüz çevirdi. Şimdi istet'ama diye bir fiil var burada. İkisi yemek istedi. Evet. Şimdi mesela ikimiz bir araya gidecek beraber. Ha. Yemek istesek. Yemek isterken ikimiz birden yemek istiyoruz demeyiz. Bir kişi der bunu. Muhtemeldir ki burada yemek isteyen Hazreti Musa'dır. Ama mesela Hazreti İbrahim'in kıssasında belirtiliyor yani meleğin yemek yemediği hem meleğin özelliğini tamam. anlıyoruz oradan Anladın. hem de dolayısıyla pekişmiş oluyor o yemeği yemediği için onlar melekti insan tamam. suretine Burada neden belirtilmiyor? Belirt Melek olduğunu an anlayalım mı istemiyor Allah Teala? E, hayır hayır yok. Burada yemek yedi demiyor ki. Burada yemek yemek yok. Tamam, Sadece Hazreti Musa'nın bir yemek talebi var. Ama yemedi de demiyor. Ye ya zaten dedi. yemek vermedi ki adam. Şimdi ye yemek Hı. vermediler, işin orası yok. onu Hazreti Musa zaten onun için sinirlendi. Zaten Hem olmayan yemek vermedi. Kavgasını He, yani yok ki yemek işi çıkmadı. Yani burada yemek yediler olsaydı o sorunuz yüzde yüz haklı olacaktı. O zaman mesela ben kalkıp da bu melekti diyemeyecektim. Hı. Ama geri Çünkü kalan. yemek yedi. Evet olacaktı ama geri kalan hiçbir argüman bunların melek olmasını, bunun melek olmasının önünde herhangi bir engel teşkil etmez. Dolayısıyla burada sözü edilen şey durum bence benim anlayabildiğim hı hı. bu Hazreti Musa'nın eğitime tabi tutulduğu bir yolculuk, bu yolculukta Hz. Musa'nın hocası muhtemelen ona vahiy getiren melektir veya meleklerdir o melek vasıtasıyla Allahu Teala bir ulul azm peygambere gaybı bilemeyeceğini, meleğin de gaybı bilemeyeceğini çünkü bütün bunların arka planında Cenab-ı Hakk'ın bir iradesinin bulunduğunu hı hı. ve her olayın arka planında mutlaka Rabbimizin bilgisine dayalı bir gerekçenin var olduğunu öğreniriz. Küçük çocuklar ölebilirler. Eğer biri suçlu değilse, Birinin bir müdahalesi yoksa, biri birinin katline sebep olmamış da sebepsiz yere gibi görünen bir halde bir çocuk ölmüşse, o çocuğun ölümüyle alakalı Rabbimizin mutlaka bir hesabı vardır. Ey peygamber, sen de zahire bakarak bu çocuk neden küçükken öldü deme. Çünkü onun arkasında her şeyi bilen Vefa okakül lizi ilmin aleyimun her bilenin üzerinde başka gerçek bir bilen vardır. İşte biraz önce söylemiştim. Parçayı görene göre değil, bütünü görene göre hareket edersen yapılan da yanlışlık olmadığını anlarsın. Biz bir 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 şey daha söyleyeceğim. Şimdi eğer hani buradan hareketle günümüzde de yaşanan bir takım ölümler var. Bu ölümler üzerinden de insan bir e, sorgulama yapar. Şimdi de mesela diyelim ki e, Afrika'da şurada burada açlıktan ölen çocuklar var, değil mi? İnsanın yüreği parçalanıyor. Korkunç bir travma yaşanıyor dünyanın çeşitli yerlerinde. Mesela ateist zihniyet şunu söylüyor rahatlıkla, diyor ki madem Tanrınız var, bu çocukların bu zararı görmesini neden engellemiyor, evet. değil mi? Öyle söylüyorlar. Ben de diyorum ki işte. Allah'ımız var. Siz Tanrı deyin, biz Allah diyoruz. Allah'ımız var. Eğer sizin de zannettiğiniz gibi bir başka alem olmasaydı eğer yani bu hayatın hesabı sorulmayacak olsaydı o zaman asıl zulüm vardı demektir. Ya, hocam küçücük çocuklara tecavüz edip öldürüyorlar. Ya işte, yani zalim işte bunun hesabını verecek bu, bunun hesabı Beş sorulacak. 5 yaşında çocuk, çocuk yani tamam işte, öpmeye tamam. koklamaya kıyamazsın ya. Tamam işte. Yani bu zalim işte, bu gaddar. Neticede yani bir ateist kafayla düşündüğünüz zaman o çocuğun uğradığı bu zulüm, bu haksızlık nasıl izah edilecek? Başka bir alem yoksa, o çocuk başka bir alemde ödüllendirilmeyecek ve ona o fiili yapan adam cezalandırılmayacaksa bu nasıl bir alemdir? Bunun kimin yüreği kaldırır bunu? Başka bir alem var ve bunlar mutlaka masaya yatırılacaktır. Bu alemde de yatırılmalı ve cezalandırılmalı. Keşke, tabii. Tabii keşke. Yani, yani zulüm kardeşim. Bak Allahü Teala bir devletin, bir milletin küfür üzere devamına izin verir. Ama zulüm üzere devamına izin vermez. Zalimin hesabını burada mutlaka görür bir çeşit. Onun hak ettiğini burada ona verir. Asıl faturayı da öbür tarafta keser. Mesela bakın eğer başka bir alem yoksa o zaman bu tür olaylar asla izah edilemez. Düşünün ki bütünü görmeden parçadan bakarsanız mesela bir yolculuk yapacaksınız. Diyelim uçakla Amerika'ya gideceksiniz. Yolda giderken arabanız tökezlese mesela ufak bir kaza yapsanız uçağı kaçırsanız üzülürsünüz değil mi? Uçak kaçtı bilet yandı filan bilmem ne. Ama sonra duysanız ki sizin o kaçırdığınız uçak düştü. O zaman ne dersiniz? O uçağı kaçırmanın verdiği hüzünle yüzü gerilen insan aa iyi ki orada değildim deyip bu defa gülmeye, sevinmeye başlar. Kendisi kurtulduğu için, diğerleri öldüğü için gene hüzünlenir elbet ama başlar yani memnun olur. İyi ki de orada değilmişim. Ne değişti? Ya da bu mimardaki olaylardan hep sonrasında şöyle, aa gördün mü her şeyde bir hayır varmış. İşte, iyi İyi ki olmamış. Diyoruz Zaten hayatımız ne olur olsun diye ettiğimiz dualara sonradan iyi ki olmamış diye sevinerek geçiyor. Ya. Da. ya. Şimdi mesela onun Karun üzerinden muhteşem bir örneği var Kur'an-ı Kerim'de. Karun'un mal servetine gıpta edenler var. Onlar diyorlar ki keşke ona verilen kadar bize de verilseydi. Keşke onun mal varlığı bizde de olsaydı. Gale şöyle diyorlar. Gale ladeyne yuridun el ed dunya. Ya layte lana misle mautiye karunu. Bu Karuna verilen kadar benzer bir mal da keşke bize verilseydi. Innehul ladzi hazzin azim. Bu adamın ne kadar büyük payı varmış. Ya Allahu Teala onları yerin dibine batırdıktan sonra aynı adamlar asbahalladene temennav mekanıhu bil emsi. Dün onun yerinde olmak isteyen, onu temenni edenler yekulune derlermiş ki ve ke ennallaha vay be vay be mer Allah kullarından dilediğine rızkı genişle de verir, kısarak da verir. Levla emmenallahu aleyna le bina. Yani Allah'ın bize lütfu ve ikramı olmasaydı şimdi meğer bu Karun gibi bizi de yerin dibine batıracaktı diyor. Dolayısıyla hayırlısını istemek lazım. Hayırlısını. En hayırlısını istemek lazım. Bakın hani uçak örneğini veriyorum. Bir, bir ileri aşamasını daha söyleyeyim. Sayın ki sayın ki öyle bir olay yaşandı. Kıyamet koptu. Yargılama esnasında bakıyorsunuz ki bir grup hızlı hızlı hesabını verip geçiyor. Bir grup bir türlü geçemiyor. Bir grup hızlı geçiyor. Siz de soruyorsunuz. Bu hızlı geçenler kimdi? Size diyorlar ki bir uçak kazası vardı. Orada ölenler şehit oldu. Onlar hızlı geçiyor. Allah onları bağışladı. Dolayısıyla onların hesabı ağır değil. Kolay geçiyor. Bu defa ne dersiniz? Keşke ben de orada olsaydım. Ya keşke orada olsaydım dersiniz. Ne değişti? Nereden baktığın ve nerede olduğuna göre değişti. Değişti işte. Öyleyse parçayı görene göre değil, bütünü görene göre hayatını dizayn edeceksin. Şer zannettiğin şeyde hayır olabilir. Hayır zannettiğin şeyde şer olabilir, Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor. Bakara suresinde ve başka daha nice ayetlerde. Pekala, şimdi meleklere de geçmek istiyorum ama Kehf suresinden e, bu kıssayı paylaştık. Hı hı. Oradan devam edelim. Kehf suresinde Yecüc ve, Mecüc, e, Yecüc ve Mecüc değil, Zülkarneyn'den de bahsediliyor. Evet. Peki, e, burada da bir takım itilaflar var. Peygamber miydi, evliya mıydı diye diyor ki mesela 93. ayet-i kerimede. iki dağ arasına ulaşınca bunların önüne neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldudan başlıyor. Evet. 94'te de aynı şekilde gidiyor. Ben şimdi bu mealleri okumaya çekiniyorum biliyorsunuz yarısından çoğuna yanlış diyeceksiniz diye. İşte 98'e kadar gidiyor. Hocam burada şunu da açalım. Zülkarneyn ve Yecüc, Mecüc Kur'an bize ne anlatılıyor? Hı hı. ...buradaki tartışmaları ben sormaya başlayacağım. Biraz sonra siz anlattığınızda... ...peki bu Zülkarneyn peygamber mi, evliya mı, o kim? Evet. Şimdi, ya bugün, da gecüç mecucun ne olduğunu biliyor tabii, muyuz? Tabii tabii. Şimdi... E, ...bu tam 82. ayette bıraktık ya Keyif Suresi'ni... Evet. ...bu 83'ten başlıyor bu Zül... ...hemen peşinden Hı, yani. Tamam. Ve yes'elûneke evet. an zilkarneyni... ...sana zülkarneynden sor. Soruyorlar. Kul se'etlu aleyküm min zikra. Peki onunla ilgili size yakında bir takım hatırlatmalar aktaracağım. Ama bu da çok enteresan değil mi? Yani Kehf Suresine baktığımız vakit yani bir takım ne oldu tam emin olmadığımız varlıklardan bahsediyor Allahü Teala ve peş peşe bahsediyor. Bunun hikmetine. Yani bu tabi e, bu sonu bu zülkarneyin sonu bunun asıl keyif kısmı yani sureye adını veren olay asıl gizemli olan o, odur. Ben mesela keyif Suresinin tefsirini yaptım. E, yaptım ama bu Ashab-ı ile alakalı ayetlerin hemen hemen her birinin sonuna yazdım. Bu konuda anlayabildiğim budur. Gerçeği Allah bilir. Biz hoş kalkıp da ben hepsini çözdüm. Ben hepsini biliyorum. Burada artık mesele yok. Bir problem kalmadı gibi böyle böyle bilgiçlik falan böyle bir şey taslamak istemiyorum. Bizim anlayabildiklerimiz var. Şimdilik anlayamadıklarımız var. İnşallah daha ileriki dönemlerde bilgimiz artarsa inşallah anlayabileceklerimiz olur. Biz anlayamadığımız noktaları, bizim anlayamadıklarımızı bizden sonra gelen kardeşlerimiz anlayabilirler. Yani Allah bu Kur'an Allah'ın ilim sıfatıdır. Biz Allah'ın bu ilim sıfatını hani ayetel kürside geçiyor ya. Vela yuhiitu ne bir şey immin ilmihi illa Hiç kimse Allah'ın bilgisini onun dilediğinin dışında kuşatamaz. Biz şimdi kalkıp da bu kitapta ne var ne yok hepsini iciğini ciciğini her şeyini biliyoruz. Yok öyle bir şey diyemeyiz. Bunu dediğin an hemen böyle sert bir müdahale geliyor. Ve bunu anlayamadım diyorsun yani. Evet ayetleri tercüme ediyorsun. Metni Arapçadan Türkçe'ye aktarabiliyorsun ama hakikati noktasında her şeyi yüzde yüz çözemediğimiz ama Rabbimiz bunu böyle diyorsa ben buna iman ediyorum dediğimiz noktalar var. Onlar da meselenin şimdilik bizim için gayb boyutudur. Bunu çözemedik diyoruz canım. Yani ne yapalım ben her şeyi bildim demek zorunda değilim. Çalışıyorum ne kadar bilirsem o kadarını söyleyeceğim. Ben bilemeden de bu alemden göçebilirim. Başka kardeşlerimiz bilirler. Ama bilinmelidir ki bu kitabın üzerinde düşünülsün diye, insanlara yüklediği muhteşem bir yani tedebbür alanı var, tefekkür alanı var. Pek çok insan bu ayetlerin böyle arka planında e, şey var, e, arka planını görebilecek bir takım çalışmalar yapıyor insanlar. E, ben benim bilmediğim şeyler var yani ben anlamadıklarım var. E, ben anlamıyorum diye bunlar anlaşılmaz diye bunları bunları lanse edemem. Ben anlamadım, başkası anlar yani. Varsın anlasın. Ee, şey yapmak istemiyorum yani. Şuydu, buydu filan. Yok. Ben gayba iman eden bir adamım. Şimdi Zülkarneyn hakkında spekülasyon yürütülen bir şahsiyet. Evet, peygamber miydi? Ha, şimdi Tartışması da ağırlıklı. Var. Yani bu peygamberdi diyenlerle alakalı. Yani bunlar çok boş iddialar değiller. Niye? Çünkü bu zata Allahü Teala'nın e, bir takım ihsanı var, ikramı var. Dolayısıyla buna yönelik bir takım e, diyelim ki e, ayrıcalıklı e, sunumları var. Oradan hareketle bu peygamber olabilir. Bilmiyoruz. Peygamber grubunun adının genel olarak zikredildiği ve kıssasını bizim anlayabileceğimiz tarza bize aktardığı peygamberler gibi değil bununki. Ama kalkıp da Zinhar peygamber değildi diye kesir batacak halimiz yok. Bu bir tarihi şahsiyet. Ha, Zülkarneyn'in bir adamın ismi değil de niteliği, sıfatı olma ihtimali de var. Yani hükümranlık alanının genişliğine gönderme yapıldığı için bu e, böyle anıldığını söyleyenler de var. Yüzde yüz kestirip de şu yani tarihi bir vaka olarak önümüzde durmadığı için kalkıp da şu yüzde yüz şuydu deyip meseleyi bitiremiyoruz. Ben şahsen ondan çekinirim yani. Ben o kadarını bilmiyorum. Bana buna böyle astral seyahatler yaptıranlar var. İşte uzay yolculuğu yaptıranlar var. Bir şeyler anlatıyorlar falan. Ben onlardan anlamam yani. Benim metnin bana verdiği kadarıyla öğrenebildiğim, hissedebildiğim kadarıyla bunun da sıra dışı bir şahsiyet olduğu anlaşılıyor. Üç tane yolculuğundan söz ediliyor. Bu yolculuklarının işte doğu tarafına işte batı tarafına güneşin hiç batmadığı yer o da işte muhtemelen e, işte kuzeye doğru muhtemelen kuzeye doğru hani kutuplara doğru e, bir iki yolculuk yaptığı varsayılabilir. Hani uzun gündüzlerin olduğu dönemler ve uzun gecelerin olduğu dönemler noktasında hani Kafkasların ötesinde daha yukarılara doğru bir sefer yapmış olma ihtimali var. Ama ayette böyle bir açık bir beyan söz konusu olmadığı için. Zaman yolculuğu ile ilgili yahut kadere müdahalesi ile ilgili bir beyanat var mı? Ya yok hayır. Yok, kaderle ilgili bir şeysi yok. Yani yaptığı yolculuklarla alakalı e, yani bir anlamda Allahü Teala'nın kudretine dair bir takım e, şeyler, görüntüler e, var adamın yaptığı yolculuklarda. Hatta işte o Yecüc ve Mecüc'den şikayet eden grupla alakalı yani dilleri dilleri anlaşılmayan insanların yanına gitti filan. Yolcu hatta dilleri anlaşılmayan demiyor. Orada diyor ki la yekadune yefkahuna kavla. Bir sözü neredeyse anlayamıyor. Anlaşamadığı adamlarla nasıl diyalog kuracak? Konuşuyor işte. Bana işte bakır eriği getirin, şunu getirin, bunu getirin diye yardım istiyor onlarla beraber konuşuyor. Ama muhtemelen yani farklı bir coğrafya farklı bir kültüre, farklı e, alışkanlıkları olan insan gruplarının içerisine giriyor ve onların şikayetine konu olan yecüc mecüc diye bu yecüc mecücü hep kıyametle ilişkilendirerek bunu bir kıyamet alameti gibi O suna kalkacak ve akın akın dünyaya geleceklerini biliyoruz. Evet o şeyde işte hem, oldukları yerden çıkacaklarını biliyoruz. Şimdi bakın bu Zülkarneyn zamanında kendilerine Yecüc, Mecüc denen bir grup var. Tamam anlatın. Anlaşılıyor ki bunlar müfsidune fil ardı, yeryüzünde fesatlık çıkaran, Ve bozgunluk, bozgunluk çıkaran bir grup. Hı hı. Bunların ismini bilmiyoruz. Bunların kim olduğunu bilmiyoruz. Bunların bir tane olduğunu söylemek durumunda da değiliz. Muhtemelen her dönem böyle hakkın, hakikatin karşısında daima bozgunculuk yapan bir grup var. Neden kıyametle bağdaştırılıyor peki? Şimdi burası, bu olduğu için bu Zülkarneyn, bu meseleyi kıyametle özdeşleştirmek doğru değil. Bakın ta peygamberimizden asırlar önce yaşamış Zülkarneyn'le alakalı kullanılıyor bu ayette. Bunlar bir yerde daha geçiyor. Enbiya suresinde. Evet. İşte o Enbiya suresindeki 97'de. Heh. Diyor, nihayet Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. Hı -hı. Ee, gerçek vaat yani kıyametin kopması yaklaşır. Bir de bakarsın inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalmıştır. Eyvah bizlere doğrusu biz bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz evet, derler. Bu tamam. herhalde Burail ile bağlantılı evet. olarak. Evet. Bu bununla kıyamette. bağlantılı olarak ama Orada gene özel bir milleti, milliyeti deşifre etmiyor Allah-u Teala. Hmm. Gene, gene tabii ki kıyamet sabahı da bu kötülüğü temsil eden, fesadı temsil eden insanlar, gruplar olacak. O gün de olacak. Peygamberimizden asırlar önce olduğu gibi kıyamet sabahı da tabii ki olacak bunlar. Peki, Ama özel aç... bir millet değil yani. Ama peki mesela önü açıldığı zaman tepelerden akın etmeleri... Evet. Var. Tamam. Etkinlikler o zaman bunlar işte. bir hapis altında yani şu an etkin değiller. Hayır yok yok. Etkin değiller. Sonucu çıkmaz buradan. Ve bunlar her zaman etkin. Ta Zülkarneyn döneminde de etkindi bunlar. Bunlar şimdi de var. Bunlar yarın da olacak. Son saatte de olacak yani. Bunlar bir zihniyet olarak algılayıp da zihniyet üzerinden şerri, kötülüğü temsil eden efendim algılar insan grupları diye yorumlamak en iyisidir. Bunu kıyametin alametine fikslemek doğru değil. O zaman Zülkarneyn'le ilişkili kıssada anlatılan Yecüc ve Mecüc belli bir yere oturmaz ya. Yani. Tamam o kıssada nasıl anlatılıyor Yecüc Mecüc? E i̇şte o bir grubun onların etkisinden bunalmış olmaları Peki, sebebiyle bağlı neden? falan değiller yani. Ha. Ba tam bayağı tam da tam. faaller yani. Çünkü diyorlar ki bak Kalu Yâzel Karneyni demişler ki işte o iki seddin bulunduğu yere geliyor. Onların arkasından bir sözleri doğru dürüst anlayamayan bir gruba ulaşıyorlar. Hatta ida belaga beyne seddini işte o iki seddin bulunduğu yere ulaşınca ee, ha kalu yazel karneyni ey zul inne yecuce ve mecuce bu yecuc ve mecuc müfsidune fil ardı bu ülkede fesatlık çıkarıyorlar. Fe'lne celuleke harcan. Ala Yani biz sana bir vergi verelim. Biz senin hükümranlığının altına girelim. Bunlarla bizim aramıza bir set yap. Yani şerrinden emin olmak istedikleri ve fakat bunu kendi başlarına başaramadıkları bir coğrafyadan, bir halk kitlesinden söz ediliyor. Ama burada bu, bu milletin neresi olduğu, onlara musallat olan yani sıfatı yecüc ve mevcut diye Ama hocam, belirlenen bunu kim o onları seçecekmiyor mu? İşte onlar engel yani yardım liyor. istiyor. Hmm. Yani o mağdur olanlar yardım istiyor. Biz sana vergi verelim. Sen de bunlarla bizim aramıza bir engel yap diyorlar. Onun üzerine şey de diyor ki Zülkarneyn Rabbim beni içinde bulundurduğu İmkanlar sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Yani siz bana öyle bir vergi mergi bir şey verip de ekonomik yükümlülük altına kendinizi böyle bağlamayın. Allah'ın bana vereceği ikram bana yeter. Sadece e, atuni verel hadid. Siz bana demir kütleleri getir. Yeterince ha. demir madeniniz. Evet, evet getirin. Hatta idâ be O ikisi aynı seviyeye ulaşınca o e, işte iki tepenin arası neresiyse. Ondan sonra hatta kalen fuku işte onun üzerine işte üfleyin. Demek ki bir eriyik meydana getirmek üzere bir e, bir çaba içerisine giriyor. O demir madenlerini artık bir bakır eriğiyle ile beraber veya bir kurşun eriğiyle ile beraber yani böyle aşılamaz bir set meydana getirebilecek bir yapıdan söz ediyor. Yani bu yani yapılmış bir 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 bir, bir, o sert, zaman, bir engel. O zaman Mükarenenin de o bir toplulukla konuşup anlaşabildiğine göre, hani evet. onlara bir noktada liderlik yapabildiğine göre Mükarenenin evet. de olan ya da sıra dışı bir varlık olmuyor. Bu sıra anlatımda. dışı bir varlık değil de yani bir hükümdar artık yani belki de Peygamber Hazreti Süleyman Hazreti Davud nasıl hükümdar peygamberse... Kral bunun, da onun, e, bunun da onun bunun da o şekilde bir hükümdar Peygamber olmasına mani bir durum yok. Benim rezervim sadece. Bunun anlatıldığı yani Zülkarneyn'in anlatıldığı bu, bu, bu buranın dışında başka bir yerde anlatılmıyor bu. Peygamber kıssalarının bulunduğu yerlerde anlatılmıyor. Anlatılmadığı için bir sıra dışı bir hükümdar olarak meseleyi görmek belki yeterlidir yani. Daha detay verebileceğimiz bir bilgimiz yok tarihi bilgi olarak. Buna işte Büyük İskender deniyor. E, biri öyle diyor ama buna karşı çıkanın daha haddi hesabı yok yani. Hmm. Peki o zaman şimdi bu meselenin işte o setlerin aşılıp ve işte yeryüzüne istila etmesi aslında bir noktada kıyamet alameti olarak da gösterilmekte ama siz aniden yani defaten gelecek bir şeyin alameti de olmaz demiştiniz önceki programlarda. Evet ben Kıyametle demiyorum Allah ilgili. Allah öyle söylüyor. Yani işte şimdi do dolayısıyla soruyu düzelterek soracağım Hı. size sorduğum için. Dabbetül Arz'ı da sormak istiyorum. O da kıyametin alameti olarak bildiriliyor. Dabbetül evet. Arz hakkında allah Teala bize ne bilgiler veriyor? Mesela Nem Suresinde görüyoruz Dabbetül Arz'ı. Kıyametin kopacağına dair Hı -hı. o söz başlarına gelince onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bilgi yaratık çıkarırız. O onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Hı. Nasıl bir varlık Dabbetül da Arz evet biz zaten sadece burada nasıl geçiyor nasıl anlatılıyor başka bir yerde geçmiyor bu bir ve daha... bir de şöyle bir durum da var mesela kıyamete yakın olarak Dabbetül Arz cinlerin Dabbetül Arzın hizmetine gireceğinden de bahsedilir hepsini toplayıp sorayım biz burada geçelim Dabbetül Arz Hazreti Süleyman'ın kıssasında geçiyor Hı. o da o DNA'yı Kemiren işte kurt olarak algılıyoruz onu orada geçiyor. Oradaki ile buradaki aynı değil. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Falan maqadayın aleyhil mevte. Ama Süleyman... orada kurdun kemirmesi Hazreti Süleyman'ın değneğini cinlerin Hazreti Süleyman'ın öldüğünü anlaması içinde evet, ve evet. gaybı hani biliyordunuz gaybı aslında tamam. bak bilemiyor. Bilselerdi gaybı yok e, Hazreti Süleyman'ın öldüğünü de anlarlardı. Bu kurda Dolası, gerek kalmazdı evet. diye savunma yaptığımız bir hadis tamam, değil mi doğru. O, ayet. o doğru ama işte oradaki illa dabbetul arz şimdi dabbetul arz deniyor ya bu kıyamet alametleriyle <laughs> ilgili. Dabetül arz bu Hazreti Süleyman kıssasında geçen ifadedir. Bu Kıyametle alakalı değil yani. İkisini karıştırmamak lazım Peki, birbirini. Nem suresindeki ha, nedir? O. O dabbetül arz değil işte o. O bir dabbe. Yerden bir dabbe çıkacak. Ha, şimdi bak. O zaman ikisini de konuşalım. Yani işte biri Hazreti Süleyman'la ilgili olan işte yerin yerin canlısı. İşte kurt diyoruz ona. Tabi onu yorumluyoruz. Bunun sembolik bir anlatım olduğu. Dolayısıyla aslında iktidarını isteyen işe kemiren kendi oğluyla alakalı bir sıkıntıdan sembolik anlatım olduğunu beyan edenler de var. Ama o bir tarihi olay. Orayla ilgilenmeyelim. Bizi şimdi ilgilendiren Neml suresindeki. Hı. Şimdi bakalım Neml suresinde ne diyor Allahu Teala? Bakalım. Dabbetül Arz demiyor bir defa. Dabe diyor. Arzdan dabe. Şimdi bak. Okuyorum. Ve ve kal kavlu. Onlara aleyhim onlar üzerine o söz gerçekleştiğinde o söz gerçekleştiğinde dediği Allah-u Teala'nın gerçekleştiğinden söz ettiği e, olay aslında bizatihi son saat kıyamet ahiret sürecidir. Yani bu sistemin bitmesidir. Lekad hakkal kavlu ala ekserihim. El kavlu azap sözü demektir azap sözü. Bu dünya yıkılmadan önceki durumu anlatmıyor bu. O söz gerçekleştiği zaman onlar üzerine, onların aleyhine o azap sözü gerçekleştiği zaman ki o kıyametten sonra yani kıyamet ahiret sürecinde yaşanacak olan olay. O meydana geldiğinde akracina lehum onlar için çıkartırız biz. Daha beten bir canlı. Minel ardı arzdan. Arzdan bir canlı çıkartırız. Peki ne, ne yapar bu canlı? muhum onlara konuşur. Onlarla ilgili konuşur. Der ki, ennen nase, bu insanlar kânû bi âyâtina lâ yukinûne. Onlar, bizim ayetle, bu insanlar bizim ayetlerimize kesin olarak gönülden inanmıyorlardı. Bu bir şahitlik kurumudur. İnsanlar aleyhinde şahitlik yapacak olanlar mahşerin konusudur. Mahşerde olur bu işler. Biz yerin konuşmasını biliyoruz. Yerden bir canlının çıkması yerin konuşması olarak algılanabilir. Çünkü Zilzal suresinden biz bunu biliyoruz. Bakın Zilzal suresini okuduğumuz zaman buradaki konuşmanın aslında ne olduğunu genel hatlarıyla çözüyoruz. Zilzal suresinde diyor ki Allahu Teala İza zilzilatil ardu zilzaleha. Arz şiddetli bir şekilde sarsıldığı zaman ve ahrecetil ardu eskaleha yer ağırlıklarını ortaya çıkardığı zaman ve kâlel insanu maleha insan nankör insan da ne oluyor bu yeryüzüne demiş olacaktır yevme idin işte o gün tuhaddisu akbaraha yeryüzü haberlerini anlatacak bi enne rabbeke evhâ çünkü Rabb'in yeryüzüne vahyetmiş olacak. Yani yerin bizatihi kendisi konuşacak. Yani yer üzerindeki insanlara şahitlik edecek. Biz burada bir program yapmıştık sizinle hatırlayacaksınız. Kur'an'da yeminleri konuşmuştuk. Evet. Allahü Teala nelere yemin ediyor diye. Zeytin Devasa ve pek zeytin ve inciri Zeytin ve incir olarak dememiştik. Tabii onların i̇ki, çokça e, üretildiği çıktı. Şehirler olarak. Ta dememiştik. Da dememiştik. Deme, dememiştik. Allah Allah. Ne Hazreti İbrahim'in, Hz. Nuh'un ve Hazreti İsa'nın vahiy aldığı Filistin'deki iki bölgenin adıdır demiştik. Tamam yine bölge oldu işte. Tamam ama vahiy ile alakalı. İncir ve zeytinle tamam, alakalı Tamam ama yine değil. bölge oldu yani. yani neyse ama vahiy ile alakalı. Ama yanlış ya Niye mağlubiyeti kabul etmiyorsun Allah'u Ekber ya? Hocam çünkü mağlup olmadım. Tamam. Olursam kabul edeceğim. Tamam peki. Veriyorum. Ama senin mesela orayı hatırlıyor olmanı beklerdim. Çünkü incir ve zeytin o gün çok şaşırmıştın hatırlıyorum evet. o halini. Şeyde, ama ee... geçti şaşkınlığın yani. Yok geçti. <laughs> yani... o. Ee... O bölgeleri işte tamam. anlatıyor demiştik. Niye demiştik? Çünkü öbür iki ayette anlatılanlarla bu ilk ayette anlatılanların bir konu, ortak konuda e, buluşması gerekiyordu. O oradan hareketle şey yapmıştık. Hatta yapmışsa, şey iftar öncesi programda konuşmuştuk. Ne zaman ne şekilde konuştuğumuzu da hatırlıyorum. Evet güzel. İşte o yeminlerle alakalı demiştim ki ben. Allah-u Teala neden yemin ediyor diye sormuş. Ve bütün yeminleri anlayabileceğimiz bir cevap vermişti. Biz neden yemin ederiz? Allah'a yemin ederiz. Neden? Allah'ı şahit tutmak için. Bizim yeminimizin maksadı budur. Biz bir üstün gücü şahit tutmak için yemin ederiz. Peki ya Allahu Teala neden yemin ediyor olabilir? Ondan daha üstünü yok ki haşa. Allah'ın yemin etmesi her neye yemin ediyorsa onun insanların şahidi olacağını onlara kavratmak için yere de yemin ediyor. Yer şahidiniz olacak. Yani konuşacak. Hmm. Şahit demek konuşuyor olmak demektir. Olayın çözümüne katkı veriyor olmak demektir. Yer konuşacak. İşte Neml Suresi'ndeki olay da aslında yerin bir canlı olarak dile getirilmesidir. Ama ne zaman mahşerde kıyametin alameti olarak değil, azap sözü gerçekleştiğinde mesele hal olacak. Nasıl konuşur yer? A canım nasıl konuşmasın ki? Fussilet suresinde yerin göğün konuştuğuna dair örnekleri biz biliyoruz. Eller konuşacak, ayaklar konuşacak, deriler konuşacak, efendim, diller konuşacak. Yani organik olarak, iradesiz olarak bunlar konuşacaklar diyor Allahu Teala. Burada Allah konuş dedikten sonra her şey konuşur. O gün yeryüzü de konuşacak. Yani bu ha, bir kıyamet alameti falan efendim, değil. Demiştik. Evet. El yom anahtimu ala afwahihim bitukallimuna aydihim ve teşhedu arculuhum bima kanu yaksubun Yani o gün ağızlarını mühürleyeceğiz elleri bize konuşacak ayakları yaptıklarına şahitlik edecek diyor. Yeume teşhedu aleihim elsinetum ve aydihim ve arculuhum bima kanu yaamelun Nur suresi 24. ayet. O gün dilleri elleri ayakları dünyada yapmış olduklarına şahitlik edecektir. Hatta şehide aleyhim, sem'um ve absarhum ve culudhum bir <laughs> ma kanu Kulakları, gözleri ve derileri yapmış olduklarına şahitlik edecektir. Onlar derilerine neden bizim aleyhimize şahitlik ediyorsun dediklerinde her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturmuştur diye mukabelede bulunacaklardı. Yani o gün yerin konuşması gerçek bir mahiyet arz edecektir. Nasıl konuşacak? Allah konuş dedi mi konuşur yer konuşacak. Burada söz edilen durumda o anlamda yerin konuşmasıdır. Mahşerle alakalı yerin şahitliğidir. Yani sözüm hani o hatırladığın kıyamet aniden kopacaktır. Aniden kopacak şeyin alameti olmaz. O sözümün arkasındayım. Çünkü onu Rabbimiz söylüyor ve aniden kopulacak şeylerin de böyle sıra sıra efendim şeyinden alametinden söz edilmez. Şimdi biraz önce şimdi Kehf suresinden gittik aslında sonrasında da Betül da geçtik konu oraya gitti diye ben meleklerden devam etmek istiyorum. Kehf suresinde de siz dediniz gibi Hızır diye bildiğimiz ama Hızır diye geçmeyen Kur'an-ı Kerim'de Allah evet. katından ilim verilmiş, bilgi verilmiş bir kul, alim kul olarak bahsedilen kişi evet. melek olabilir güçlü bir ihtimalle dediniz. Evet. Ee, niçin güçlü bir ihtimalle dediğinizde aslında biraz önce açıkladınız çok güzel bir şekilde çalışıyorum ama bazı şeyler kesin değil diye. Şimdi meleklere geçtik ve orada da melek bahsine aslında biraz girmiştik biz. Evet. Nasıl girdik? Dedik ki laf arasında işte peygamber efendimize en az iki kez gözüktü evet insan suretinde. İşte evet. eğer Hızır diye bildiğimiz varlık... Bir melekse Hazreti evet. Musa ile görüşüyor. Hazreti evet. İbrahim ile görüştüklerini biliyoruz. Evet. Yani insan kılığına girip melekler peygamberlerle görüşebiliyorlar. Evet. Bunu anladık. Bunun üzerine ben de kısa ve öz şunu soracağım. Sadece peygamberlerle mi? İnsanlarla da görüşemez mi? Görüşür. Yani insan kılığına girer bir melek ve benim sizin izleyicilerimizin karşısına çıkabilir. Veyahut yardım edebilir. Yok 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 karşımıza çıkar kısmı yok. Onu söyleyeyim bir defa. Allah Teala e görüşürse karşımıza çıkmadan mı görüşecek? Allahuekber velerrham. O Allah onu kimin gördüğünü söylediyse ha. biz onu biliriz. Öbür türlü ben melek gördüm deyip yalan konuşanın haddi hesabı yok. Ne bileceğim melek gördü? Ama şimdi, biz onu bilmeyiz. Biz Allah'ın meleği gösterdiğini, haber verdiğine inanırız. Hmm. Neyi, kimi gördü biz biliyoruz bunları anlatıyor Allahu Teala. Hazreti İbrahim'e, Hazreti Lut'a gelen o misafir kılığında gelen melekler ama onları sadece Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut görmüyor. Mesela Hazreti İbrahim'in hanımı orada evet, Sare. Sare evet. Tabii, Orada anlatıyor işte Hud suresinde. Hatta kahkaha attı diye geçiyor değil mi? Kahkaha atıyor orada. Çocuk müjdesi verildiği vakit. Ben bir koca karıyım. Nasıl saatten sonra benim çocuğum olacak diye. Aynen öyle. O, bahis. Aynen öyle. Ayetleri okuyorsun şimdi. Felem ma ra'a la tasilu ileyhi nekirahum fe evcese minum khife kalu la tehaf inna ursinna ila kavmi Hud suresinin 70. ayeti bu. Ve mra'atuhu kaimetun İbrahim peygamberin hanımı ayakta. Fedahiket gülüyor. Hı hı. Gülmüş. febeşlerine abi İshak'a biz ona İshak'ı müjdeledik ve min verai İshak'a Yakub'e. İshak'ın arkasından da Yakub'u <laughs> efendim müjdeledik. Kalet dedi ki ya veylete a vay be yani şaşkınlık ifadesi e <laughs> elidü ben mi doğuracağım ve ene acuzun ihtiyar bir ihtiyarım ben ve hâdâ şeyha. Eşim de yaşlı bir adam. İnne le Ne acayip bir <laughs> iş. Melekler ona dediler ki, kalu <laughs> Melekler dediler ki, ete'cebîne min emrillâhi. <laughs> Allah'ın işine mi şaşıyorsun sen? Rahmetullahi ve berekatuhu aleyküm ehlel beyt. Ey bu evin e, sakinleri, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun diye Hazreti Sare ile o eve gelen melekler konuştu. Hazreti Sare de onları gördü. Onlar da doğrudan Hazreti Sare ile konuştular yani. Bu bir, bunu biliyoruz. İki, İki daha önemlisi bir Cebale örneğimiz Bey var. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Meryem ile görüştü ha, mesela. Hazreti Meryem var. En Doğru. önemli örneğimiz. He ki, Hazreti Meryem ile ilgili örnekte anlatılan ifade aynen şu. Allahu Teala diyor ki, Vezkür kitabı Meryem. Meryem suresinde anlatıyor Ey bunu. Ey Muhammed kitapta Meryem'i de an. An. Evet. İzin tebezet min ehliha mekanen şarkıya. Ailesinden şöyle doğu tarafına doğru ayrılıp bir yere çekilmişti. Fettegadet min dünehim hicaben. Ailesiyle arasına perde <gülüyor> germişti. Feerselna ileyha ruhena. Ona Cebrail'i gönderdi ruhumuzu, ve ona tam bir insan olarak göründü. diyecek. Evet. evet. He. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا Ona ruhumuzu göndermiştik. فَتَمَسَّلَ تَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَبِيَّ Tam düzgün bir beşer olarak ona temessül etti. Bu temessülü başkaları da kullanıyor. Resulullah temessül etti bize filan geç o işe. Resulullah sana temessül falan etmez. Burada Hazreti Cebrail Hazreti Meryem'e temessül etti. Göründü tam bir beşer olarak kâlet dedi ki Hazreti Meryem inni auzü bir rahmani minke inkun taqiyye eğer biraz sorumluluğun varsa az biraz korkun varsa ne olur senden rahmana sığınıyorum sakın bana bir zarar verme Kale Cebrail aleyhisselam ona dedi ki innema ene rasulü rabbik ben sana Rabbinin elçisiyim sadece benim bir elçilik vazifem var başka bir şey yok Li ehebe leki gulamen zekiyya. Sana arı duru bir çocuk hediye edeceğim diyor melek. Kalet Hazreti Meryem bu kendine tabi sarsıcı bir haber alınca kalet dedi ki En yekunu li gulamun. Benim nasıl bir çocuğum olabilir? Velem yemses beşerun. Bana hiçbir beşer, hiçbir insan dokunmamış. Velem <laughs> ekübegiyya. Ve ben azgın bir kadın da değilim. Kale <laughs> melek dedi ki haklısın. Ancak kale rabbu ki hu Rabbin dedi ki bu benim için son derece kolay bir iştir. Ve linec'alehu ayeten linnâsi ve rahmeten minnâ. O çocuğu insanlar için bir delil, bir ibret, bir mucize kılacağız. Ve katımızdan bir rahmet görüntüsü yapacağız. Ve kâne emrem Zaten bu iş olmuş bitmiş bir iştir. Bitti. Fehameletu Hazreti Meryem Hazreti İsa'ya hamile kaldı. Fentebedet bihi mekanen kasiyya. Ondan sonra onunla uzak bir yere çekildi. Şimdi bir kadın düşünün. Böyle bir olayla karşılaşıyor. Bunu bu nasıl bir olay bu? Bu böyle anlaşılabilir, katlanılabilir bir şey değil. Ama işte adını tarihe altın harflerle yazdıran simalardan biridir Hazreti Meryem. Onun bu diyaloğu Meryem validemizin Cebrail Aleyhisselam'ı yahut da Cebrail, tabi burada Cebrail kelimesi geçmiyor. Resul kelimesi geçtiği için insanlarla iletişimde adı kullanılan melek Cebrail Aleyhisselam olduğu için Cebrail diyoruz yani. Burada Cebrail Aleyhisselam'ın adı geçmiyor yani buralarda. Hı hı. Resul kelimesinden kaynaklı olarak Cebrail Aleyhisselam diyoruz ama netice de melek. Yani. Neden sürekli erkek kılığına bürünerek geliyor peki melekler? Benim orada Ne diyeyim? Yani ne öyle zor sorular sorma. Ya ne yani, oldu hocam? Yani ne demek? Benim de bilmediklerim var hem de bol. Ama bunu biliyorum aslında. <laughs> Bunun cevabını. Niye? Çünkü nerede geldi erkek kılığında? Hazreti İbrahim, Hazreti Lut olayında geldi. Evet, Lut kavmini helaka giderken geldi. Bir dakika. Orada neden erkek geldiler? Onun cevabını biliyoruz. Çünkü biliyorum. Çünkü e, onlar gidecek bir imtihan edecek erkeklere meylliler onlar meleklere meyledecekler ve tamam. Allah da o imtihanı da kaybettikleri için onları helak edecek. Ya, o onun bir. cevabını biliyorsun. Tamam, tamam. iki. Burada Hazreti neden erkek? Hazreti e niye erkek? Bir kadın melek geldiğini düşün. Hazreti Meryem irkilir mi? Niye irkilsin ki? Bir kadın bir kadından irkilmez. Ama bir kadın ki? Irki... Tabii. Illaki. Hem de nasıl? İşte hani benim bir böyle bazılarının spekülasyonuna konu olan bir makalem var. Sizinle program yapmıştık burada hatırlıyor musunuz? Hı evet. Hazreti Meryem'le alakalı. İrkilmesi gerekiyordu. Kendine döllenmenin olabilmesi için Hazreti Meryem'in irkilmesi, sarsılması gerekiyordu. O hücrelerin birbiriyle buluşması için onun korkunç bir sarsıntıya tabi tutulması gerekiyordu. Şiddetli bir korku yaşaması gerekiyordu. O korku, o sarsıntı ile onun hücreleri hareketlenip birbiriyle döllenme sağlandı. Mecburdu o o olayın yaşanması mecburdu. Ya bakıyorsun şeyi anlamadın dediklerimi. Hayır hepsini anladım da o tartışmalı meseleye girmeyelim girmiyorum. istiyorum. Hayır oraya girmiyorum. Mesela o değil Hı -hı. zaten. Evet. Ama fenefakna fenefakna fiha min ruhina diyor. Ruhumuzdan ona üfledik. O üfleme bir sarsıntıdır. Ben bu konuyu incelerken yani çok enteresan bitkilerin üreme sistemiyle alakalı bilgilere ulaştım. Yani bu döllenmenin olabilmesi için bir sarsıntının yaşanması gerekiyordu. İşte bu üfleme Hazreti Meryem'in sarsılmasıyla meydana gelecekti. Sizin yorumunuza göre. Evet tabii. ben, öyle anlıyorum. Sizin yorumunuza göre. Tabii bir şey yok. Bu Başkası size... başka bir şey der. Tabii. Şimdi bu konuyu e, geçip şöyle devam etmek istiyorum. Mesela meleklerin e, suretlerini de aslında e, konuşmuş olduk aslında insan kılına giriyorlar. Nurdan da yaratılmışlardı dedik. Peki. O Kur'an-ı Kerim'de yok onu rivayetlerden öğreniyoruz onu peşinden söyleyelim. Yaratılış orijinleri olarak Kur'an-ı Kerim'de bilgi yok. Peki, Neden? Ya, Niçin e, şeytan da bir melekti diye bir yanlış bilgi var? Evet. Onun dayanağı ve Tabii. kaynağı nedir? O onun kaynağı şu: Hz. Adem'le alakalı meleklerin bir secde emriyle muhatap kılınışı Hı -hı. var ya. Evet. Ve izgun lil meleketi li Ademe. Hani biz meleklere demiştik ki Adem için secdeye kapanın. Fesecedu hepsi secdeye kapanmışlar. İlla iblise iblis hariç. İblis Dolayısıyla hariç. o da aralarındaydı ve Heh. melekler secdeye kapanacağı için o da melekti çıkarımı oluyor. Evet oradan çıktım bu hmm. Oradan çıktı ama iki şey ıskalanıyor böylece. İki, iki hususiyet yani göz ardı ediliyor. Nedir? Mesela bu, bu stüdyoda diyelim ki diyelim ki 50 kişi olsa. Bu 50 kişinin diyelim ki 49'u aynı özellikte olsa, bir tanesi farklı özellikte olsa. Siz bu 50 kişiyi tanıtırken 50'si aynı olmasa bile büyük çoğunluk üzerinden tanıtım yaparsınız. Yani ben bir eğitimci olduğum için söyleyeyim. Bir sınıf diyelim 100 kişilik sınıf. 95'i geçmiş, 5'i kalmışsa ben bu sınıfı tanımlayacaksam bu sınıf başarılıdır derim. Niye? Çoğunluk üzerinden bir değerlendirme yaparız biz. Hı hı. Burada da muhataplar çoğunluk olarak melekler olduğu için iblis o çoğunluğun içerisinde biri e, bir temsil durumunda bulunuyordu. Onun için onun da melek olması şart değil. Öyle hitap edilir. Yani her yerde hitap böyledir. Fakat bu Araf suresinde bu konu birkaç surede geçiyor. Araf suresinin secde ile ilgili bu 11. ayetinden sonra 12. ayetinde bir beyan var. Yani Adem için secdeye kapanın emri meleklere yönlendirildi zannediliyor sadece. Hayır. 12. ayette diyor ki: "Kale Allahu Teala ma men'ake seni meneden nedir? Ella tescude secde etmemenle alakalı. İz emertuke. İz emertuke sana emrettiğim halde. Demek ki o secde ile alakalı Allahu Teala iblise ayrıca bir emir vermiştir. Meleklere ayrı, iblise ayrı. Hmm. Sonra bu hitap toplu bir hitap olduğu zaman melekler secde ettiler, iblis etmedi. Demek ki iblis de melekti. Hayır, bu oradan çıkmaz. Çünkü iblise yönelik bu emir ayrıca zikrediliyor 12. ayetinde Araf suresine. Döndü oldu diyorlar ya. Melek idi. Hatta melek idi kısmı da yetmez. Adını da söylüyorlar. Adı ne bilirsin sen adını? Neyin? Bu iblisin melekken adı. Rıdvan derler. Yok. Hı ne derler? Yani Azazil idi. Ha Azazil. Ama işte meleklerin başıydı, Rıdvan evet. da diyenler vardı. İşte onu bunu, karıştırdım. Bunu bilmemiz... Baş melekti aslında. Ee, hani öyle derler. Şey, İdris diyorum, İblis de bir melekti. Hatta Rıdvan'dı. Meleklerin en başıydı derler. Ben Değle, onunla evet, karıştırdım. Bu ama Azazil e, şöhretli bulan adı. Bunlar hiç Kur'an'ı bir bilgi değil. Azazil Mazazil ne Azazil'i? Meleklerin hocasıydı, bir de demesinler mi ya? Evet. Peki, meleklerin hocasıydı. Peki, melekti sayalım. Hani meleklerin iradesi yoktu? Öyle diyorduk. Melekler iradesiz varlıklardı. Bunun yaptığı iradelilik değil mi? Bu, madem iradesi yoktu, neden secde yapmadı? Ne ile secde yapmadı? Demek ki iradesi vardı, bal gibi de. Ve o iradeyi tersine kullandı. O zaman İblis'e melekti demek doğru değil. O zaman bir şey biliyoruz bir defa. Keyif suresi 50. ayeti biliyoruz. Kane minel cinni Orada da aynı ifade geçiyor. Biz kulna lil meleketi sudu li ademe illa iblis kane minel cinni o zaten cinlerden idi. Biz tercümeyi böyle veriyoruz. Biz tercümeyi böyle veriyoruz. Bazıları diyor ki kane idi değil de artık oldu. Şimdi oldu. Kâne el cinni cinlerden olmaya başladı. Ve kâne minel kafirin diye iki ayette geçiyor. Kafirlerden oldu. O kafirlerden olmayla cinlerden olmayı aynı dönüşüm olarak kabul ediyorlar ki buna gerek yok. Bu ta başından beri. El zaten cinlerin işte genelinin adıdır ve onun yaratılış orijini de ateştir vel canne halaknahu min qablu min naris semum. Ama da, bir dakika hocam, bir dakika. Az mi? bir dakika. Ee, çok önemli bir şey söyleyeceğim. O da, takdir edeceksin sözümü. her zaman hocam esnaf. Yok yok. <gülüyor> ya, ya, et demek istiyorum şimdi. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gecenin bu saatinde öyle arasına muhabbet etmek lazım. Hep ciddi gitmez bu iş. Ama çok soğuk değil bugün stüdyo değil mi? Evet evet. O anca rahatladım ben. Ama sen kavruluyorsun orada anlıyorum. Peki şey evet. çayınız da bitti herhalde. Evet onlar da bitti. Hülya yollar şimdi. Ve orada diyor ki şeyde. Velakat lekad insane min sal salim min hameyin mesnun. Hicr suresinde. ...işte insanoğlunu işte ...Karabalçık'tan yarattık filan diyor. Ve canne cinleri de halaknahu yaratmıştık min kablu daha önce. ...insanlardan daha önce cinleri yarattık. Min naris semumi. İşte derinin altına nüfuz eden kavurucu ateşten yarattık. Şeyde de geçiyor bu. mimaricin minnar diye. Rahman suresinde de geçiyor. Şimdi cinlerin yaratılış orijini neymiş? Ateş. Bunu biz iblisin sözünde görüyoruz işte. O zaman Seyde iblis cindi diyebiliyoruz. Işte. Ama o zaman ben de şu soruyu soruyorum. Ama iradesi var. Ona tamam. emrolun. ...emrolunanı evet. yapıp ya da yapmama iradesi var. Tamam. Ama melekte bu irade yok. Tamam. O zaman cin melekten üstün mü oluyor? Hayır, yok. Kim dedi? Ben soruyorum çünkü şu, şu yüzden soruyorum. Yani irade... Neden ona irade verildi, İra, e, e, meleklere verilmedi? Benim de iradem var insan olarak ve bana diyor ki... ...yaratılmışlardan üstün olanlardansın diyor allah Teala. O zaman ben düz mantıkla baktığımda... Nasıl diyor, nasıl bu, diyor? Yani ne biz diyorsun? üstün değil miyiz hocam? Yaratılmışlar tamam, arasında, Eğer şunu bana dersen olarak... üzülürüm. Şunu bana dersen, şu, şu kadar mı? yıldır birlikte program yapıyoruz. Eğer bana dersen ki insanoğlu eşrefi mahlukattır, herkesten daha üstün yaratılmıştır filan. Buna sadece kahrolurum ben. Niye? İsra suresinin 70. ayeti var. En üstün varlık insandır denemez. ve وَفَضَّلْنَاهُمْ biz insan oğlunu üstün tuttuk. Ala kesirin mimmen halakna taftıyla. Üstünlerden yani, biri dedi. Ha işte, Tamam. Ama şunu söylemeye Bu meleklerden de üstündür anlamına gelmez yani. Böyle ha. bir şey yok. Bunu kabul demeyiz edemeyiz ya. Melekten üstün anlamına gelmiyor. Tabii gelmiyor. Böyle şey olabilir mi? Nasıl meleklerden üstün oluyor? Melekler Cenab-ı Hakk'ın kainatı yürütmeyle görevlendirdiği yani kategorisi ayrı varlıklar. Enbiya Suresi'nde anlatıyor. Ben ki? o hiyerarşide bakıldığında e, insan insanı farklı bir noktaya koyduğumuz için genel olarak ve insanda bir irade olduğu için... Demek tamam. ki irade belirli bir e, makamın üzerinde veriliyor anlamını çıkardığım için. Dedim ki demek ki irade verilen cin, verilmeyen meleksi cin melekten üstün mü oluyor yok, diye yok, bir mantık. Yok yok yok. Ben bir defa... ben Meleklerin de iradeli olduğuna inananlardan. De ama parantez onu sizin, söyleyelim. Onu geçen hafta konuştuk ama He. sizin tanımını yaptığınız irade meselesi farklı bir irade. Evet. Yani bir. Şerden yana işlemeyen. Şerden yana işlemeyen ama evet. bu şey e, bir yazılım gibi. Yani, tamam. Tamam. Bir yazılım yüklersiniz, hı hı. siz yüklüyorsunuz. Sonuçta kırmızı çizgileri siz belirliyorsunuz. Tamam. O yazılım içerisinde yapmak yapması gerekenlerde kendisi. E, irade ama bu nasıl bir irade tartışmalı bir irade sonuçta kırmızı çizgileri siz belirledikten sonra tamam. bunların dışına çıkamayacaksın tamam. dediğin vakit bu bir olsun. soru işaretli bir irade tamam, oluyor o da Allahu Teala'nın öyle de yaratabildiğinin bir e, örneği yani Hı. ama Allah o o melekler insanlardan daha üstün değildiri kim veriyor bize ne, ne, neden öyle olsun Allahu Teala'nın melekleri övdüğü ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Enbiya suresinde var. İşte Fussilet suresinde var. Melekler, melekler e, kainat sisteminin yani Allahü Teala'nın ilim sıfatına yakınlaşan levh-i mahfuzla buluşabilen yaratıklardır melekler. İnsanlar meleklerle nasıl boy öl ölçüşebilirler? İnsan düşün ki günahsızı Hocam, zaman, yoktur. Tamam ama tamam ben bunların hepsini anlıyorum ama şimdi bir takım bilgiler var. O bilgileri e, doğru yorumunu yapmadığımız vakit ...bir takım farklı yorumlar çıkabiliyor. O zaman şunu da sormak lazım. Akla gelen bir soru yani hiç kızmayın. O zaman neden allah Teala... ...Adem'e secde edin diyor meleklere? Tabi o tercümelerden okuyorsun öyle diyorsun bana değil mi? Arapçayı öğrenemedim daha Osmanlıca öğreniyorum Hı. ona geleceğim. Adem'e secde değil o. Hı. Adem için secde. Adem'e secde yok. Adem'e neyin secdesini yapar? Adem'in ne mahareti vardı ki? Bana söyler misin? Ne mahareti vardı Adem'in? Allah-u Teala ona isimler öğretti. Adem'e isimleri Allah öğretti. Sonra o öğrettiği özel şeylerin isimlerini melekler bilmiyordu ki meleklerin de gaybı bilmediğinin delilidir. Bilemeyince melekler Allahu Teala dedi ki bak benim bildiğimi siz bilmezsiniz. Dolayısıyla onlar da itiraf ettiler. Ya Rabbi sen bildirmediğin sürece biz bir şeyi bilemeyiz dediler. Onun üzerinden Adem'in durumu nedeniyle secdeye kapandılar. Yoksa Adem'e secde etmediler. Maharet Adem'in değil Cansu Hanım. Maharet Adem'e onları öğreten Rabbimizindir. Secde de Allah'a yapılır. insana değil. Orada bilgiye, bilginin kaynağına secde yapılmıştır. Yoksa Hz. Adem'e değil. Hz. Adem'in orada özel bir yeteneği, özel bir çabası, özel bir ürünü yok. Hz. Adem bir şey yapmadı. Allahu Teala ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Esma'yı Adem'e Allah öğretti. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Sonra onları meleklere arz etti. Dedi ki fekale en bi bi esma'i haula'i in kuntum Madem iddianızda samimisiniz, şunların haber isimlerini bana haber verin dediler. Kalu subhaneke la ilme lena illa ma allamtana. Senin bize bildirdiğin ötesinde biz bir şey bilmiyoruz. Seni eksikliklerden tenzih ederiz dediler. Bunun üzerinden bilememelerini Allahü Teala bilginin kaynağı olarak kendisine secdeye dönüştürdü secde edilen Adem değil, Adem'in durumu için secde edilen Allah-u Teala'dır. İblis, bunu kullanarak, Hazreti Adem için secdeden e, geri durmasını gerekçelendirmişti. Demişti ki, خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Ben niye secde yapacakmışım ki? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Demek ki, İblisin orijini ateş. Demek ki iblis cin. Ta başından beri cin. Sonradan cin olmadı bu. Melek ve cin kavramları... O bazen zaman o ortamda cinler de var diyebilir miyiz? Diyebiliriz de. Bu cin, cin kelimesi saklı varlık demektir. Görünmeyen varlık demektir. Melekler de görünmeyen varlıklar oldukları için görünmeme ortak noktasından meleklere de cin denmiştir. Yoksa melekler mahiyet itibariyle yaratılış orijini itibariyle cin değildir yani melekler ayrı bir varlıklardır. Meleklerin yapısıyla alakalı Allahu Teala Fatır suresinin birinci ayetinde onların kanatlılıklarından söz eder. İki, üç, dört hatta daha da yaratılışını arttırabileceklerimiz vardır diyerek meleklere dair bir kanat göndermesi yapar Fatır suresinin ki bir adı da Melaike suresidir o, o, surenin. Orada öyle bir bilgi vardır. Orijin itibariyle melekleri cinlerle eşitlemek durumunda değiliz. Böyle bir imkanımız yok. Eğer öyle olursa bu secde mezde işleri ilahi buyruklara karşı çıkma meseleleri cevapsız sorulara dönüşür. Yani. Şimdi burada bir izleyicimiz atmış gerçek şu etiketiyle birlikte secde edilen mekan neresiydi? Cennet miydi yoksa dünyada bir bahçe miydi biliyor muyuz demiş. Biz onu biliyoruz, değil mi? Biz biliyoruz. Yani onu anlattık. Ee, Tabi kardeşlerimiz her programımızı izlemek zorunda değiller elbette. İzlememdikleri bir programdır muhtemelen. Biz Hz. Adem'in yaratıldığı toprağın bu toprak olduğunu, onun içinde bulunduğu cennetin bu dünyada bir bahçe olduğunu, çıkarıldığı yerin de işte bu dünyadaki bir nimet yurdu olduğunu ifade ettik. Mahşerdeki cennet bir ödül yeridir. ...bir imtihan yeri değildir. İmtihan yeri olan yer burasıdır. Buradaki bahçe... Hz. Adem'in meskun tutulduğu... ...ve toprağından yaratıldığı... ...bu arzın içinde bir mekandır. Öbür alemde... ...müminlere vaat edilen cennet filan değildir. Bu Şimdi, dünyada oldu bu işler yani. Ee, tamam oradan devam edelim. Şimdi notlarımdan devam etmek istiyorum. Bir takım sorular sormaya. Şimdi hocam imanın şartlarında melekleri iman da var. Evet. Niçin meleklere iman etmek bu kadar mühim? Çok ha, mühim. Hem de iki numarada. Bir de aynı Her zamanda... Her zaman değil. Her zaman iki değil yani. Peki Ara. bir de aynı zamanda mesela adından bahsedilen dört tane melek var. Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil. Nerede adlarından bahsediliyor? Bahsedilmiyor mu? Kur'an-ı Kerim'de Cibril yok. var, Cebrail yok. Ve birkaç isimle Ruhul Kudüs denir mesela. Evet, Ruhul Emin, Ruhul Kudüs, Cibril, Cebrail Aleyhisselam adı var. Mikale, Mikail Aleyhisselam adı Mikal var. İsrafil ve Azrail Kur'an'da geçmez. Hmm. Azrail ile ilgili Melekül Mevt, ölüm meleği diye geçer. Hatta ölüm meleği bir ayette öyle geçer, başka ayetlerde de ölüm melekleri diye çoğul geçer. Yani. Kendi aralarında bir takım derecelendirmeleri mi var? Vardır. E, şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Hac suresinde Allahu Teala surenin 75. ayetinde Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer diyor. Dolayısıyla elçi olan meleklerin diğerlerine göre biraz daha konumunun yüksek olduğu söylenebilir. Mesela arşı taşıyan meleklerden söz eder Allahu Teala. Vahiy getiren melek ve meleklerden söz eder. Dolayısıyla onların konumunun diğerlerine göre biraz daha farklı olması ihtimali vardır. Mesela sağımızda ve solumuzda olan mesela kiramen katibin melekleri var. Evet. İnfitar suresinde Allahu Teala. Ona her daim bizimle birlikte. Tabii. Ya hiç hiç adam diyor ki <laughs> köpek kedi beslenen eve melek girmez. Kendine göre bir şey söylüyor. Ondan sonra da öbürü de diyor ki tamam ne güzel. Melekler yoksa istediğimizi yaparız evin içerisinde. Her nasıl olsa <laughs> melek yok. <laughs> yani öyle diyorlar işte. Yani öyle derler de tabii güya başka bir şey demek istiyorlar. Lafı böyle eviriyorlar. O dediğiniz ayet meleklerle ilgili ve inna aleyküm le hafizin kiramen Üzerinizde koruyucular vardır. Değerli yazıcı, değerli görevliler vardır. Ya ma tefalun. Yapmakta olduğunuz her şeyi onlar bilirler. Şimdi bu kiramen katibinle alakalı hep bu ayet bilinir de ben şimdi başka bir ayet daha söyleyeyim. Buyurun. Kaf suresinde 17. ayette diyor ki iz yetelakkel mutelakki yani ani yemini hani sağda ve solda bulunur diyoruz ya. Evet. O sağda solda kısmı İnfitar suresinde yok o Kaf suresindedir. İz yetelakkal mutelakkiyani anil yemini ve anil şimali ka'idun. Sağında insanın sağında ve solunda oturan iki alıcı mülaki kaydetmektedir. İki alıcı. Ma yelfiz 18. ayet. Ma yelfizu min kavlin. Bir söz söylemeye görsün kişi. İlla ledeyhi rakibun atidun. Onun yanında hemen kendisini gözetleyen, dediklerini zapt eden görevli vardır. Yani <laughs> ağzından bir şey çıkmaya görsün anında onu kaydeder o sağdaki soldaki melekler yani. Kaf suresinin 17 18. ayetleri aslında kiramen katibinin hem yaptıklarını hem bulundukları yeri ifade eden ayetler Kaf 17 18. ayetlerdir. ...diğer kiramen katibin neden ifadesi. Neden ihtiyaç oldu? Neden her şey yazılıyor? Neden yazılmasın? Yazılmasa bu defa da neden yazılmadı... ...denecek. Evet. Bununla uğraşılmaz yani. allah Teala sistemi böyle kurdu. Ben ne bileyim yani. Onu bilmeyiz. Şu an. Sonra... Şimdi... E ...7. ayet-i kerimede... ...Mümin Suresi. Veya şöyle... De ...diyebiliriz belki. Yargılama yapılacak ya mahkeme-i kübrada. Herkes yargılanacak. Yargılamada bir bilgiye ihtiyaç var. İnsanlara neler yaptıkları ellerine verilecek. İşte amel defteri denen şey budur. Amel defterinin oluşması için amellerin yazdırılması gerekiyor. Kur'an'da pek çok ayette amellerin yazdırılması, böylece amel defterinin şahitliği, amellerini yazdırılmasını zorunlu kılmıştır. Yani. Birkaç tane soru okumak istiyorum. Mesela Mehmet Bacanlı Bey yazmış. Gerçek şu etiketiyle birlikte. Nahl 32'de meleklerin canını aldığı kula hadi gir cennete derler ifadesini evet. nasıl anlamalıyız? Ha ben onu biraz önce hafif söylemiştim. Demiştim ki ölüm melekleri var. Şimdi ölüm ha, sarı, sayılarını da soranlar var. Mesela Azrail, e, Cebrail bu meleklerden kaçar tane var biliyormuz değerli Yok yok var. yok bilmiyoruz nereden bilelim. Ama çok. Ama tabii şimdi Ama Cebrail o, Aleyhisselam'dan çok yok. Ya onlar da işte bak şey vahi getiren elçiler. Kadir Suresi var ya. İnna enzalnahu fi kadir. Onun üçüncü ayetinde Kadir Suresi'nin kıymetini anlattığı pasajda Allah Teala diyor ki melekler yere inerler. Ya melekler. 3. ayet Evet. Tenezzelül malaikatu Var Ve dördüncü ayet. Binaiden daha hayırlıdır. Tenezzelül melaiketu ve ruhu Melekler iniyorlar beraberinde vahiy varken. Hmm. Orada tabi içlerinde Cebrail de varken melekler iniyor tercümesi yaygındır ama ben o tercümenin değil beraberlerinde ruh yani vahiy varken melekler inerler. Dolayısıyla bu vahiy meleğinin bir seremonik inişinin olduğu kanaatindeyim. Yani bir grup meleğin vahiy getirdiğini, hani törensel bir gelişin orada yaşandığını düşünüyorum. Ee, ama hem bu elçiler, hem çoktur, hem ölüm melekleri ifadesi var. İşte kardeşimizin sorduğu soruda da o 32. ayeti soruyor. Tabi neyini ha. soruyor? Meleklerin çoğul getirilmesini mi soruyor? Hayır canını aldıkları kula hadi cennete gir ifadesi. Ha, o ölümde insanoğlu iki türlü ölür. İki ihtimal var. Ya zalim ve kafir olarak ölür. Onları öldürürken işte melekler onları canlarını alırken işte barış eli uzatırlar. Biz bir kötü bir şey yapmamıştık falan diye özür dilerler falan. Ama o özür bir işe yaramaz. Onlara denir ki fethul ve ve cehenneme halidine fiyâ. Ebedi kalıcılar olarak şimdi cehennemin kapısından girin. Yani cehennemliksiniz demektir bu. Ölürken o, o, o şeyi alıyor adam. Öbürü de kardeşimizin sorduğu da اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَاكَتُ تَيِّب۪ينَ Yakulun selamun aleyküm udhulul cennet. Meleklerin ölüm meleklerinin e, gelen kişiler canların iyi aldığı o kimselere derler ki udhulul <laughs> <laughs> cennete. Selamun aleyküm. Selam üzerinize olsun. Udhulul cennete bir maküntüm tamelun. Yaptıklarınızın karşılığı olarak siz cennete girin. Yani siz cennetliksiniz demektir. Bir müjdeyle ölüm vardır. Bir de böyle yani tekiye darbelerle anda ölüm de insanın vardı. akıbetini biliyor, anlıyor. Tabii belli zaten. Ölüm şekli ama onu diğer insanlar bilmez. Evet. O vaka suresinde diyor onu Allahü Teala. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum velakin la tübsurun. Ona yakın olan biziz. Sizin bundan bir şeyiniz yok. Ne görebilirsiniz ne de bilebilirsiniz. Onu Allah bilir. Yani. Peki hocam şimdi bir başlık açtığımız aslında o böyle kenarda da kalmasın istiyorum. Önümüzdeki günlerde Kadir Gecesi'ni inşallah ihya edeceğiz. İdrak ee, idrak etmek de çok mühim. Orada diyor ya Kadir Suresi'nde Allahü Teala bin aydan daha hayırlıdır. Evet. Tamam ve o gece melekler yeryüzüne inerler. Meleklerin yeryüzüne inmesi ne demek? Ne gibi bir hani faydası var? Nasıl faziletleri var? Ne yapmak lazım? Bu bir fırsatsa eğer onu boş geçirmemek için. Yine yanlış evet. mı soru sordun? Yok yanlış değil de yanlış mısın? Unuttuk Ne kısmını Anlattıklarımızın bir kısmını unuttuk Onun evet. için öyle bakıyorum ee, Biz onun bir gece değil Başka bir şey söylemiştik Dedi ki Kadir gecesi esasında Kıymetini vahiden alır evet. Vahiy ile insanoğlu Ne zaman buluşuyorsa Onun kadri O zamanla alakalıdır vahiy ile kim ne zaman buluşuyorsa melekler onun sekineti olsun diye gelirler. Fussilet suresinin otuzuncu ayeti öyle söyler. İnnel Kâlû kâlu rabbunallâh Rabbimiz Allah'tır diyenler thumme istikamet üzere yaşayanlar bilsinler ki tetenezzelü aleyhimul melaiketû melekler onlara gelirler. ellâ tekâfû korkmayın velâ tehzenû hüzünlenmeyin ve ebşirû bil cennetilleti küntüm tuvadûn. Size vaad edilmiş olan cennetle müjdelenin diye. O cennet yani meleklerin iniyor olması kişilere huzur veriyor olması demektir. Onların vahiy akışında getirdiği prensipler bizi hayata bağlayan, hayatı doğru yaşamamızı temin eden bir bilgilendirme biçimidir. Şimdi hepimize meleğin gelmesine lüzum yok. Melek zaten hepimizde var, bolca var. Biz o meleklerin bizi daha iyi karşılaması noktasında vahiy ile kendimize istikamet çizme mecburiyetimiz var. Vahiy ile bir istikamet çizersek melek huzurunu da yanı başımızda hissederiz yani. Kadir gecesi o anlamda gece olarak bakın dünya dünyanın işte her tarafında insanlar var. Şurada şu gün diyelim, şu saat mesela Kadir gecesi ise bu burası için çok iyi biliyoruz ki bunun 12 saat gerisinde ve 12 saat ilerisinde olan coğrafyalar var. Aynı anda dünyanın her tarafında Kadir Gecesi falan olmaz. O zaman bunu evrensele taşımak ve hayatın daha merkezine merkezine alabilmek için Kadir Gecesine kıymetini veren vahiy ile insanoğlunun buluşmasını kadir ve kıymetin vesilesi olarak görmek ve o buluşmada melek huzurunun da yanı başında bulunduğunu bilmektir. Mühim olan budur. Gelen huzur melek aracılığıyla gelir. Bize o huzuru veren de vahyin hayatımıza akışının sağlanmasıdır. Ama onlar günü bizden önce yaşayıp güne bizden önce giriyorlar. Tamam 12 demek saat işte önce onu. mesela o oruca da bizden önce başlıyor tamam, ya da bizden ki, sonra bitiriyor anladım gibi. Anladım da işte demek Dolayısıyla ki aynı. O... Gelen günün gecesi olamaz mı? Olabilir de işte aynı Hı. anda insanlık Kadir Gecesi'ni yaşayamaz yani. Aynı anda olmaz bu. 6 saat öncesi vardır, 10 saat sonrası vardır yani. Çünkü aynı günü yaşamadık. Yaşayamıyoruz ya. işte yani. Dünya, dünya yuvarlak olduğu için. Şimdi yani bunu bir şansa dönüştürüp de bir piyango et. gibi algılamak yerine ayakları yere basan ve içi dolu olan bir yoruma meseleyi dönüştürme adına vahiy ile buluşmaktır belirleyici olan işin kıymetini veren vahidir. Vahiy ile buluştuğumuz her an kadrimiz ve gecemizdir ya da gündüzümüzdür diyebiliriz. Şimdi artık programın da sonuna yaklaşıyorum. Son 7-8 dakika Fetih Suresi 4. ve 7. ayet-i kerimeyi de sormak istiyorum. Hı. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki o inananların imanlarını kat kat arttırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin evet. ve yerin orduları Allah'ındır. Evet. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Evet. 7. ayette göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir evet. ifadesini görüyoruz. Şimdi Allah'ın orduları ne demek? Allah'ın orduları dediğimiz vakit hı hı. gökte ve yerde melek orduları ekseriyesi anlaşılmakta. Allah'ın meleklerden orduları mı var? Evet, diğer Bu diğer ayetlerde Efendimiz, bunu mu anlayacağız? Tabii. Göklerde veya göklerin ve yerin e, orduları Allah'a aittir. Şimdi bakın bununla alakalı başka ayetimiz var bizim. Hı. Şeyde Müddesir suresinin. 31. ayetinde buyuruyor ki, yüce Allah ve ma ya'lemu cunude rabbike illahu rabbinin askerlerini ondan başka kimse bilmez. Göklerin orduları. Göklerin orduları deyince melekler akla gelir. Ama yerin orduları denince akla doğrudan melekler gelmez. Tabii güçler. Bakın yağmurlar, fırtınalar, kasırgalar, seller, depremler yani eğer biri hak olmayı helak olmayı hak etmişse Allahu Teala gökten ordular indirmeyiz diyor Yasin Suresi'nde. Ve ma'enzelna ala kavmihi min ba'dihi min cundin min Gökten herhangi bir ordu indirmemize o kavim için gerek yoktu. Ve ma kunna Zaten indiriciler de değildik diyor yani. Gökten ordu indirmeye gerek yok. Var onun göklerin göklerde ordusu. Yerin orduları da onundur. Ve fakat bunlar her tarafta meleklerden oluşmak durumunda değildir. Bir takım müminlere işte Bedir'de yardımından söz edilen 3 bin 5 bin melek ifadeleri var. Bunlar Kur'an'i bilgilerdir. Evet. Ali İmran suresinde. O, yani o Bedir savaşında yani. yani. allah Teala melek ordularıyla destekledi Tabii. Ama Müslümanları. Onu işte, Müslümanları nasıl desteklediğini söylüyor. Onlara kalbi mukavemet vermek Enfal suresini anlatıyor kendilerini düşmana, düşmanı kendilerine az göstererek böylece bir e, kalp motivasyonu sağlamış oluyor. Dolayısıyla böyle bir iz yuhi rabbuke ilel melaketi enni ma'akum Rabbin meleklere vahye diyor diyordu ki ben sizinle beraberim fesebbitüllezine <laughs> amenu iman edenleri tespit yani onları destekleyin seulqi fi kulubillezine keferur ru'be böylece kafirlerin kalbinin kalplerine ben Korkus salacağım. Yani o öyle bir ifade. Yani bir manevi, bir psikolojik yardım ama meleklerin bu hayatın içerisinde insanları destekleme, onları bir takım felaketlerden koruma noktasında Rahat Suresinin 11. ayetinde beyan edilen özellikleri de var. Biz daha çok maddi izahlarla meseleyi illa şekillendirme durumunda olmayalım diye o Bedir e, müdahalesini hatırlatma ihtiyacı hissettim. Az buçuk anlıyoruz onun nasıl olduğunu. Hani şöyle abartılı ifadeler var. Melekler geldiler işte e, Bedir'de şunları şunları öldürdüler. Halbuki biz tarihi bilgi olarak gayet iyi biliyoruz ki neyi biliyoruz? E, Bedir'de hangi Müslümanın hangi müşrik'i öldürdüğünü biliyoruz teker teker yani. O orada. Şunları da melekler öldürmüştü diye bir kayıt üzerinden düşünmüyoruz. Ama meleğin meleke şeklinde insana katkısı zaten yeterli bir katkıdır yani. Pekala. Şimdi burada biraz önce de başladığım tamamlayamadığım soru vardı. Şimdi arşı taşıyan melekler. Evet. Mümin Suresi 7. ayet. Ee, arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar melekler Rablerine hamd ederek tesbih ederler. Evet. onu inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Hmm. Ey Rabbimiz senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Evet. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Evet. Hakk'a suresi 17. ayet. Melekler onun kıyılarındandır kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde sekiz taşıyıcı taşır. Hı -hı. Zümer suresi 75. ayet Melekleri de Rablerini de hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Evet. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Arşta evet. taşıyan ve onların çevresini kuşatan melekleri de sormak evet. istiyorum. Bununla da artık noktaları. Yani Zümer suresinin o 75. ayeti en son okuduğunuz ayet. Öterel melekete hafine min havlil arşi. Arşın çevresini dönerek Rablerini övgüyle an anan melekleri görürsün. Allah-u Teala'nın öyle melekleri de var. Yani sürekli tesbihe kodlanmış melekler. Hmm. Bir kısım öyle öylesi vardır. Bir kısım Mümin suresi 7. ayette اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ Bu önce okuduğumuz arşın etrafını dönenler, hani bizim tavafımız aslında delilini oradan alır yani. Yani tesbih böyle bir dairesel hareket yaparak bir tavaf hareketidir tesbih esasında. Kainattaki yıldızlar, galaksilerin de böyle e, dairesel hareket yaptığını biliyoruz. Maddenin e, çekirdeğin etrafındaki elektronların da böyle dairesel hareket yaptığını biz biliyoruz. İşte kainattaki bu otomatik tesbih sistemine kodlanan hacda insanlar Kabe'yi tavaf ederler. O evet. kainattaki bu koroya bizim de katılımımız anlamında bir ibadettir. O tesbihe zikrimizle katılarak kainatın tesbihine karşı bir çatlak ses çıkarmıyoruz demektir. O tesbihe biz de katılıyoruz. Yani bu arşın etrafında dönen melekler ifadesi bir melek grubunu anlatır arşı taşıyan melekler var o 7 ayet Mümin suresinde onlar sadece taşımazlar etraflarında arşı taşıyanların etraflarında ayrı bir melek grubu vardır onlar da Allah'a müminleri bağışlaması için dua ederler siz bize görevleri dua etmek. Evet, etme. bize dua ederler. Derler ki: "Rabbena vesia'te külle şeyin rahmeten ve ilmen." Ya Rabbi sen her şeyi merhamet ve ilim olarak çepeçevre kuşatmışsın. "Fagfir lillzine tabu." Ya Rabbi sana doğru kim yönelmişse, onları bağışla. "Ve tebeu usbileke." Senin yoluna kim tabi olmuşsa, onları bağışla. "Ve qihim azabel cehime." Ya Rabbi onları cehennem azabından koru. Rabbena bu 8. ayet ve edhilhum ey Rabbimiz onları koy cennati adinin adin cennetlerine koy elleti vaattehum ki onlara senin vaad etmiş olduğun bu cennetlere onları koy başka ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim onların atalarından eşlerinden ve çocuklarından salih olanları da cennetlere koy. Yani birinin babası, birinin eşi, birinin çocuğu olmak, kurtulmak için asla ve asla yeterli değildir. Cennete gitmek salih amel şartına bağlıdır. Bir amelin salih amel diye isimlendirilebilmesi de onun imanlı olarak yapılması şartına bağlıdır. Öyle diyor. Ve men salih olanlardan babalarından, eşlerinden, çocuklarından onları da o cennetlere koy. Ya Rabbi ve kıyhimus Onları kötülüklerden muhafaza eyle. Ve men seyyiati. Sen kimi kötülüklerden korumuşsan yevme izin o gün fakat rahimtehu işte ona zaten merhametinle muamele etmiş olursun dua diye. Gibi de oldu. Bize öyle bir dua ediyorlar o duanın muhatabı olabilmek için Allah'a yönelmek ve Allah'ın yoluna tabi olma mecburiyeti vardır. Ayet öyle söylüyor. Pekala. Hocam ağzınıza sağlık. Efendim size de çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Her hafta olduğu gibi, her yayın günümüzde olduğu gibi öteki gündemi izlediğiniz için. Şimdilik hoşçakalın. İyi geceler diliyorum.